Çok güzelsiniz ya. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkür. Ekrandan hani yakından görünce çok daha böyle cicisiniz, çok tatlısınız. Teşekkürler. Keşke benim de bir kızım olsaydı. Ama olacak. İnşallah. İnşallah. Kaç buradan çocuğunuz var? İki tane oğlum var. İki gözüm var yani. Ha, iki gözüm. İki gözüm var. Erdem'e çok benziyorsunuz ama. Erdem'in annesiyim demedim ki ben. Ama çok benziyorsunuz. Oradaki yedi tane gencin herhangi birinin annesiyim annesi. Hepsinin annesiyim şu an. Sizin de annenizim şu anda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Doğru söylüyorsun. Evet. Kızlar suyu Uludağ'dan mı getiriyorsunuz? Yok. Suyu böyle getiriyorsanız yandık yani. Kahvaltıyı ne zaman hazırlarsınız Allah bilir. Emre'nin annesi olamaz herhalde yani. Ya bilemezsin. Ben bilemezsin. İlk girdim, bir şey söyleyeyim mi? İlk girdim kesin Emre falan dedim. Uzaktan gördüm hani Emre dedim. Sonra ne dediler? Erdem falan ben dediler. Ceyda Erdem'e ben Gülüş'e değil mi? Gülüş Erdem'e benziyor. Erdem'in gözleri de Erdem'e çok benziyor. Evet ya. Eser'e de benziyor. Ya annesi olsa bu kadar olur diyebilirim Erdem için. Al konuşma, gülme de mi aynı yoksa? Evet, Erdem de böyle kalka atıyor. Evet, bence Erdem'in annesi. Hiçbir şekilde değiştirmiyorum ben kararımı. Niye karar ver? Çok uzun karar veriyorsunuz Erdem'in annesi. Erdem'in dişleri, Erdem'in dudakları. Dişler, gözler, gülüş. Değil mi? Evet. Erdem yapımı. Hatta küçüğünün adı Erdeniz. Bak. Çünkü iki oğlum var dediniz. Erdem kaç kardeş onu ben bilmiyorum ki ama. İki oğlu var. Melis, Erdem kaç kardeş? İki. Ben başta ne dedim? Girer girmez dedim. Siz Erdem'in annesisiniz i̇ki dedim kardeş. Ama. Ben de annesiniz. Erdem'in iki kardeşmiş. Ama diğer çocuklar da olur mu? Çocuklar da kardeşleri var. Şimdi Murat'ın gibi annesi olacak değilim kızlar yani. Tabii değilim ki de değil. Yani. Ama yani Murat'ın kız kardeşi falan ablası olabilir. Diğer altı çocuğun birinin annesiyim işte ne fark eder sizi? Aynen hiç fark yani hepinizin de annesiyim öyle kabul edin. Kesinlikle çok sıkıştırıyor. Burada ne paylaşabiliriz? Biz ona bakalım. Evet. Birbirimizden ne alabiliriz ona bakalım. Ama ben hala kararlıyım Erdem'in annesi. Kesinlikle. Biz ekmek herkes ekmeklerini alsın bunu kaldıralım. Ah Daniela. Özür dilerim. Yapmadım. Ben canım yanınca sesim aniden yükselir kusura bakmayın. Sakin ol kızım. İsteyerek yapmış olamam. Sakin ol çocuğum. Ekmeklerinizi alın sonra kaldıralım. Kızım senden örnek alacak. O yüzden çok ağırbaşlı bir kızım var. İşte sakin. Eğer sen sakin olursan o da senden öğrenir. Ama dedim buraya damlayınca bana damlayacağını hissettim ben. İsteyerek olmamıştır eminim. Gelinimde neye dikkat ederim? Muhakkaklar dedi. Saygı çok önemli benim için. Saygı derken böyle inanılmaz şeyler değil tabii. Herkes yerini bilmeli. Hı hı. Küçüğünü de sevmeli, büyüğüne de saygı göstermeli. Ne bileyim çiçeği de sevmeli, böceği de sevmeli, hayvanı da sevmeli. Uysa. Yani. Evet, gördünüz mü bakın orada benim köpeğimin resim var. Görmedim. Şurada. Yok, oralara bakmadım. Biraz evi gezmişken görmüşsünüz dedim. Tozlara falan baktım açıkçası. Ay, rezil olduk. Susun kızlar yemeğinizi yiyin tamam. Susun yemeğinizi yiyin. Neyse sonra köpeğe de bakırız. Severim ama evimde beslemek istemem. Yani yerinde hareket etmesini bilen isterim. Hani açık giyinmesi gereken yerde açık giyinmeli. Çok güzel o zaman model. Evet. Yani yine eteğinde giymeli, sosyal ortamına da uymalı. Hı hı. Ne bileyim ben işte bikinisini de giymeli. Ay çok güzel. Biz onu kaynanamı buldum ben. Biz birlikte eğlenebilmeliyiz. Birbirimizden gizlenmemeliyiz. Hani benim için önemli o. Yani yerinde hareket etmesini bilmek. Tabii ki hata yapacaksınız. Hepiniz çok gençsiniz. Hepiniz daha hayatın çok başındasınız. Evet. Tabii ki hatalarınız olacak ama büyükler daha tecrübelidir. Yaşanmışlıkları vardır. İşte o büyüklerin söylediklerine biraz dikkat ederseniz. Hep hani onlardan hani alacağınız şeyleri, bilgileri, davranışları eğer kabul ederek alırsanız hiçbir zaman yanılmazsınız.
Evin beyin Erdem. Bizde nasıl Dani çok zekilik yapıyor? Orada da Erdem öyle. Evet, zekilik Erdem yapıyor dedi ya. Zeki demedi. Yani zeki. Yani zekilik yapıyor. Çok zekası. Güzel yerinden söyledin. Ben de onu yakaladım. Hayır, zekasını kullanıyor demek istedim. Yanlış anlamadın. Yani düşürmeye çalışıyorlar ama düşme yani. Zekasını kullanmaya sana çalışıyor. Sana ne oluyor ki Melek şimdi? Düşürmeye çalışıyorlar mı? Gülüyorsun. Baksana zekilik falan böyle. Zekilik yapıyorlar işte, evet. Gülmek yasak da dalga geçer gibi gülmene gerek yok yani. Yok, ben gayet hoşuma gitti, güldüm. Evet, ben zeki bir bayanım. Ben bir şey demedim ki, senin zekanla alakalı bir cümle kurmadım. Zekilik yaptığına gerek yok. Bunu haykırmana gerek yok yani. Ben senin zekanla da gülmedim. O konuda da bir cümle kurmadım. Ben niye laf attın sen şimdi? Zekilik yapıyor. Ha. Zekilik. Ben onun Mehtap söylediğine onu güldüm. Sana değil. Onun söylediğine. Yani Ayça'ya gülmüş. Gülmelerin lütfen bana yerinde olsun bir daha rica edeceğim. Ya sana mı soracağım ben neye güldüğünü? Tabii ki bana soracaksın. Allah benimle Allah alakalı olan her seninle şeyi bana soracaksın. Seninle alakalı gülmedim işte. Ben ona güldüm. Benimle alakalı olan her şey konusunda dikkatli gül. Gül. Rica ediyorum. Bence de rica. Ya sen gül bana, zekilik yapıyor dedim. Rica. Zekasını kullanmaya çalışıyor diyecek. Zekasını kullanıyor diyecektim ama yanlış kullandım. Evet, hala güldüm diyorsun, kullanmaya çalışıyor. Sen aynı doğru cümleleri sen de kıskançlıklarını kendine sakla. Annelerin yanında saçma sapan tavırlar yapmana Ayça özünde doğru gerek yok. Doğru cümleler kuruyor ve onu onaylıyorum. Sana kalmamış. Bu ikimizin arasında bir problem. Problem yok ortada. Ay nereden? Senin kıskançlıklarını lütfen insanların yanında bir daha yapma. Tırnakların çok güzel duruyor. Sağ olun. Ellerin sonra çok güzel bu arada. bunlar onu da çok güzel duruyor bak. Olsun, o da güzel duruyor işte. Kahve güzel olmuş mu? Eline sağlık. Tamam, afiyet olsun. Ayakkabılar çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Senin de cümlelerin çok güzel. Lar. Tam yerine basit oturuyor. Ama ben onu söylemek istemedim. Ay şöyle sarılıyor. Sanki üçgen vücutlu birine sarılıyor. Baktan aldı böyle. Ne yapalım? Sen insanları taraf tutturtmaya çalışıyorsun gerçekten. Mehtap'ı bir olup bana karşı güldürüyorsun. Kız etliye karışmıyorsun. Mehtap'la bir olup bana karşı güldün az önce. Evet, az önce ben senin önünde güldüm, arkandan gülmedin ki. Hayır. Ben bak ne güzel görmüşsün işte, güldüm demek ki arkandan gülmemişsin. Bak yeni arkandan geldin. Arkandan orada güler, ben Melek, burada gülüyorum. Bu eve yeni geldin, sana saygı duyuyorum. Ama insanları önce bir tanı, analiz yap. Kimin yanında durman gerektiğini o şekilde karar ver. Kimsenin yanında durmuyorum. Kime de taraf tuttuğuna dikkat et. Ben taraf falan tutmuyorum, siz kendiniz taraf tutuyorsunuz. Bak dinlemeyi öğren önce. Ben Allah Allah. Sen karışma. Saygı duyuyorum sana ama yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Ben açık açık hiç güldüm. Hiç hoşuma gitmedi. Bitiriyor musun cümleni, bitirecek misin? Evet, bitti mi? Ben senin arkandan değil yüzüne karşı açık açık burada güldüm. Canım ben kör değilim, görüyorum. Konuşturmuyorsun. Görüyorum. Hani konuşturmuyorsun. Görüyorum. Kız bir şey söyledi, sen ona güldün. Ben anlamıyorum bana galiba bakarak. Görüyorsan arkandan gülmüyorumdur. Arkandan görecek olsam ya orada ya orada ya dışarıda gülerim. Ben senin önünde gülüyorum, görebileceğin yerde arkandan gülüyorum. Arkandan güldüğünü de gördüm burada su içerken. Arkanı dönme o zaman. Arkanı dönme. Arkamı dönme. Buradasın tamam sonuçta. Melekciğim, ben arkamı dönmeden bundan sonra böyle gideceğim. Sırf sana bakacağım. Aynen. Oldu hep mu? Böyle bak. Mi? Aynen. Ben böyle de böyle mi güleceğim. Sen de o zaman gül. Ve ayrıca benim taraf tuttuğum, kimseye işte taraf tutturmaya çalıştığım. Bak canım benim. Yok yani. Sen burada benle, varsa bir taraf bana da tanıtır. Sen benimle ışık atamazsın. Çok sever. Ne? Sen benimle ışık atamazsın. Niye? Tamam mı? Niye, sen kimsin? Bir kere bak, ben senden büyüğüm. Evet. Tamam mı? Evet. Yaptığım hareketler benim gözlemim hareketler altında, anladın mı? Hareketler gözlemim altında ve ben arkamı döndüğümde sen bir şey yapacaksan eğer, ben o arkamı senin için dönmeyeceğim. Dönme. Anladın mı? Sana ben şu kadarını söyleyeyim. Ben geldiğim ilk günden bak, beri bak gözlemliyorum seni ama benimle aşık atamazsın. Ben yaptığın geldiğim günden beri dikkat et. Diyorum ki kadınlara tamam güvenmiyorum, kadınlar da bana güvenmez. Yaptığın hareketlere dikkat et. Melekciğim, zekanı sakın küçümseme. Ben kimsenin tamam zekasına bir şey demiyorum. Sen niye bu zekayı taktınız? Sen zekasını çok küçümsemeye çalışan bir insansın. Ne gibi? Aramızda en küçümlerden birisin yani. Ben Mehtap haklıysa Mehtap'ı korurum. Ceyda haklıysa onu korurum. Daniela da olsa onu korurum. Ama size bu taraflık olarak geliyorsa, taraf tutmak olarak geliyorsa ya da farklı bir şey olarak geliyorsa ona karışma. Melek. Neyden bahsediyorsun? Biz ondan bahsediyoruz. Bir dakika Mehtap bir saniye sus. Ben bunu nasıl kabul ettim? Mehtap bir saniye sus. Nasıl karışmıyorsun? Karışma. Ya ben yeni gelen kızı gaza mı getiriyorum? Ne saçma olur? Evet, gaza getiriyorsun Mehtap. Sen ne yapıyorsun? Kızı gaza getiriyorsun bir. Kalk oradan. Kalk kalk kalk. Bir kızı gaza getiriyorsun. Bir dakika. Şimdi sen benle konuşuyorsun. Öyle sen şey de ona karşılık yapmadı veriyorsun. O da öyle bu nedir şey ya? Yani. Aa, senin şeylerin. Değil mi? Ortalığa dökmüş. Son bir yazı okuyup hemen sana dönüyorum. Kızı kalbine yazma ama aşkı sakın bırakma. Onun oyununu bozulma. Olur muradın sonunda. Vay. Sen niye ağlıyorsun ya? Niye ağlıyor Ayça?
Sen niye ağlıyorsun? Emre'nin yaptığı hareketi görmedin mi? Görmedim. Benim ona aldığım hediyeyi niye herkesin önüne serip hepsini okutuyor? O ona hediye yani. O senin hediyen mi? Evet, ona aldığım kavanozdaki notlardı o. Evet. O zaman herkes açsın, hepiniz okuyun derdim. Demezdim her okuduğun notu sana, okuduğun günü sana hissettiklerim diye. Bütün adamları oraya toplayıp onu orada açamaz o. Öyle o mi dedin özel sen? Bir şey. Evet. Şey gibi mi? Dalga geçer gibi mi? Evet, dedin. Görmedin mi? Bitti ama. Kesinlikle bitti. Allah Allah. Çok kırıldım ona. Özel ya, dedim ki ona bak bu her notu oku. Okuduğun her not, okuduğun andaki sana hissettiklerim dedim. Aklımda ben geleyim. 50 tane adam orada benim aldığım hediyeyi okuyamaz. Ve dedim ki bu kavanozu sakla. Eser dedim elini ayağını sokmasın dedim, bakmasın. Hmm, özellikle Eser. Evet, hepsinin önünde yani. Çok saçma, çok zoruma gitti. Sen o kalpleri verdin, niye oldu bence bu şu an? Hayır, Adnan'la işim olmayacağını bilir. İşin olmayacak da yani. Sormaz Melek, benim kimseye işim olmaz burada. Kırmızı Oda'ya çağırırsın bugün. Kimi? Emre'yi. Hayır. Bilmiyorum. Bence bir konuşmak için çağırmalısın ya. Artık bir konuşmanız lazım. Bıktım ben onunla oturup konuşmaktan, anladın mı? Yeter. Sen nasıl istiyorsun? Ne oldu Ayça? Yok bir şey. İzledik zaten Cansel, ne olduğunu hepimiz gördük. İzlemenin nesini ağlıyorsun? Neyine sence? Ben de sana soruyorum. Orada ben neyi ağlayabilirim? Notları arkadaşlarından üstüne açtı ya saygısız bir şekilde. O özel bir şey değil mi? Onu arkadaşın önüne atıp da okuması sence mantıklı mı? Ya yapma ya. Bu kadar duygusal da sence de fazla değil mi Ayça ya? Emre'nin öyle bir lüksü yok yani. Emre kendine şah neşah padişah. Alt tarafı şurada bir yarışmacı yani. Aa. Alt tarafı bir yarışmacı mı? Öyle mi? Beyler bir saniye. Tamam. Bu kadar basit değil. Bana aşkını itiraf ediyorsun. Evet. Ondan sonra bir gün sonra arkamdan yanlış anladığım bir şey için böyle mi konuşuyorsun? Konuşacaksın sen. İyi de o an görünce zoruma gitti ve çıktım gittim bahçeye. Milletin içinde olmadı. Gittim bahçeye, onlar benim yanıma geldi. Onlar senin yanına geldi. O da ağlıyorum diye. Susamadın, konuştun. Saçma sapan şeyler söyledin. Şunu da diyebilirdin. Evet kızlar, benim şu anda zoruma gitti bu hareket. Ben bunu yanlış algıladım. Ya da ben bunu böyle gördüm. Bu benim zoruma gitti ama ben bunu Emre'ye soracağım. Bu da bak, bu da bu ağızdan çıkar. Değil mi? Bu fikir de bu beyinden çıkar. Bunlar da söylenilir. Yani senin biraz daha böyle geniş bakman lazım duruma. Tamam mı? Hani kendi tarafından düşünüp, kendi tarafından yorumlayıp bunu ortaya döküp ondan sonra benim tepkimi alıyorsun. Bu kadar basit. Alıştım ben senin tepkilerini almaya zaten. Alıştığın için zaten sana artık şey gelmiyor. Ama bak, alışmış olmak gerçekten kötü bir şeydir. Anladın mı? Biraz farklılaştır bu durumu. Yani beni artık yanlış anlamayı bırak ya. İyi de o an sen de görsen, sen de anlardın Emre. Ben şimdi kızlarla burada oturayım bizim evde. Ayça hadi onu kalpli anladım. Kalpli şeyler bak, var. Onu anladım. Ona zaten bir şey demedim. Tamam mı? Kızdım. Yanlış anlamış dedim büyük ihtimalle. Evet. Burada onun yorumunu yaptım ben. Tamam mı? Büyük ihtimalle yanlış anlamış dedim ama kızdım o esnada sana. Yani nasıl dedim bu ön yargıyla yaklaşır, ağlar böyle i̇şte. Şeyler yapar. Ben bunu konuşmasını yaptım zaten. Sen her şeyi aldığını biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum her şeye ağladığını. Tamam mı? Hani çocuk gibisin zaten. Evet. Her şeye ağlıyorsun. Ben öyleyim. Ya büyüyememişsin daha. Evet. Yani bunun farkındayım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Ha şu abajur, ha melis. Hiçbir fark yok. Neymiş? Çok güzelsin. Aşkı bulmak cesaret ister. Ben %80 meleğim diyeyim. %20 şeytan. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Abi sen de sen. Hadi bakalım. Abi, ben hiç cansız değilim. Silersiniz, silersiniz. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Terbiyesiz. Bir de bir kadına nasıl konuşacağımı hiç bilmiyor ya. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Ben size bir şey söyleyeyim beyler. Melis Serhan'la evleniyor. Düşüncelerini ortaya koyman benim için daha güzel. Alenen bir flört başlattık sayılır. Örnek alarak bu eve gelmiş olmasa.
adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığımdan. Hiç pişman değilim. Açık şık söyle senin problemin ne? Eser seni rezil etmek istemiyorum. Rezil et bakayım beni. Sen yeter ki de kısmeti olur. Düşlerin seni bulur. Susmamı mı istiyorsun? Bir susturmak hakkım değil İslam. Laf sokmak hakkım. Severim. Sakinleşince konuşalım mı? Gerçek. Sakinleşmeyeceğim. Ya suyu böyle kaynatın, ketinde kaynatıp buraya koysanız da daha çabuk olsun. Hadi bayağı yapsam. Ya ne bileyim ben öyle alışmışım, şimdi ben koydum. Ver onu bir şey. Küçüğü mü, büyüğü mü? Küçüğü daha kolay. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bir şey yapmasak da güzel bir omlet yapsam onu yemsek onu olur mu? Aynen omlet ya. Mi yap? Sade omlet. Çok güzel olur ya. Öyle yap. Neli omlet yapacağız ya? Ben domates salatası. Sade olsun. Şöyle ya. Güzel peynirli falan bir omlet yapsam yesek olur mu? Sade omlet. Birisi gelsin ben de bugün gidelim yapalım abi. Mesainin dışındakini vermem. Temizlik. Yok artık. Hankut gider seninle. Ne abi gidelim yapalım ya. Ne olacak yani? Bir utansınlar, kızından utansınlar yani. Vallahi ben utanacaklarımız gidelim yapalım. Ya burayı bizimkiler zaten temizler abi. Biz gidelim bari utandıralım ya. Utansınlar yani. Namına ben temizleyeyim. Hiç utanacaklarını zannetmiyorum. Abi, biz ya bir yapalım da ona da utanmazlarsa artık öh. Onların da ayıbı. Öh yani onların da ayıbı. Gitmek isteyen gidebilir be. Onlar onların problemi. Ben şu anda o moto gidip ama ileride öyle bir modum olursa gelirim sende. Valla ben diyorum size. Kalaktım edin de. Dur bir dakika. Temizliği git. Sabah sonra kızın nereye git temize dedi ya. Allah Allah. Artık bir lütfen şu ön kararlarını sen de açıkla. Herkes bir haddini bilsin. Bu kadar havalandırma onu. Bildiğin adam oyun egolarda, kanatlarda. Oyuncuymuş ya. Ben nasıl onun oynadığını düşünüyorum. Herkes kalbindekini söylermiş. Oynadığını düşündüğüm için hiçbir zaman Kırmızı Oda'ya bile çağırmadım. Aday olarak görmedim. Ama sen... Aldın başını gidiyorsun Ceyda bir topla artık kendini. Hem cimsi misin ben seni korumak zorundayım. Buna kadın dayanışması deniyor biliyorsun değil mi? Gül gül sen. Hala kendine gülüyor ya inanamıyorum. Niye gülüyorsun Ceyda? Burada ciddi bir şey söylüyoruz. Sinirden gülüyorum yani. Mutluluktan gülmüyorum Mehtap sende. Biliyorum da. Artık bir toparlar mısın kendini? Şu konuyu kapatalım lütfen. Sana aday çok, ona da aday çok. Bak her hafta insanlar değişiyor, değişik adaylar geliyor. Kitleme kendini bir. Belki bu hafta sana uygun biri gelir. Yani. Ve haftalar çok çabuk geçiyor. Ne ara başka bir aday hatta geliyor? Hatta üzülürsün. Ne ara başka biri geliyor? Niye o kadar takıldım? Niye o kadar şey yaptım? Ama yine de tabii sen bilirsin. Kendine kızacaksın ben niye böyle yapmışım diye. Mutfağa bir girdim abi. Mutfak nasıl biliyor musun? Bizim buradaki tabakların hepsi lavabonun yanında. Bardakların hepsi orada. Bir tane su içeceğim bardak yok. Aldım yıkadım. Evet, evet. Öyle dedim ki ya bu kadar biriktirmeyin dedim ya. Makinamız bozuk dediler. Hayır makinamız bozuldu dediler. Dedim bizde de bozulsa bizlere 50 yıkar koyarız. Herkes dedim yediğini yıkar koyar. Zaten öyle yapıyoruz. Hatta ben şey dedi. Seren... Nesi var diye bir şey yapmadın mı sen orada? Yok dur. Hatta şey dedi. Hatırlamıyorum ne yaptığımı da tam olarak. Şeyi hatırlıyorum sadece. Serhan dedi mesela yapmaz dedi. O dedi yapar mı ya? Ağır abi. Dedim ağır abi diye bir şey yok. Adam dedim adam olan yapıyor işte dedim. O bile dedim. Serhan bile dedim yemek yediği zaman dedim. Hani ben yapmam etmem de mesela hani yediğini yıkayıp koyuyor oraya dedim. Ondan sonra aa falan yaptılar. Sana da sallıyorlardı yani. Aslan yattığı yerden belli olur kardeşim. Aynen öyle. Anladın mı? Ya, ben orada o yemeği yiyorsam benim bulaşığımı kimseye yıkatmam zaten. Mehtap. Efendim abajur? Bugün Mini'nin kralını giymişsin. Bayan abajur. He? Abajur gibi olmuş kafası. Mini'nin diyorum kralını sanki giymişsin. Sanki böyle masanın ortasına o sarkıtılmış avizeyle hiçbir farkın yok senin Melis bugün ya. Aa o giyin lütfen. Mini giyince bize sataşıyordu ama kendi giyip baktı güzel duruyor üzerimizde. Kendinde de o ümitle giydi işte. Çok yakışmış Cansel. Yakışmamış değil. Yakışmış, yakışmış. Hayır, sana kıyafetlerin çok yakışmış. Yakışmamış değil. Konseptimize aykırı. Konsept dans yarışması falan değil yani. Yani İspanyol paça giyince dans yarışması mı oluyor güzelim? Ay şununla ilgili. Dans yarışması mı oluyor? Senin bilgin bununla mı sınırlı yani? Senin bilgin buna sınırlıysa zaten seninle tartışmaya girmem. Kusura bakma. Şu el hareketlerine bir dikkat etsene. Bildiğin dans ediyor konuşurken. Güzel değil mi canım? Sağ ol. Ya yapmayayım diyorum ama kendi yapıyorum.
zamanki gibi canım benim. Niye ya yapmayın diyorum Meta. Gene yaptırıyor Meta, bana. Meta niye kıskanıyorsun? Bir bana bunu açıklar mısın? Neyi? Niye kıskanıyorsun? Neyi kıskanıyorsun? Ne kadar güzel. Gene mutfaktanız bana. Her günkü gibi. Sadece paçaları giymiş. Geri kalan hiçbir şey giymemiş. Kamu yaparlar. İyi bulaşıkları onlar. Hem de oradan konuşuruz Mehtap. Geri kalan bir şey giymemiş. İki ben yardım etmek. Ben konuşmaya yarıyor. Ancak konuşmaya. Konuşmak için gelmiş. Benim yine varlığımla yok. Ben konuşmak için geldim. Evet konuşa anlaşacağım. Ben çok kararsızım. Ben kimi çağırsam bugün odaya? Ay Murat'ı çağırsam hayalleriyle oynamış olur muyum? Hemen heveslenir mi? Duygu da gitti ya artık aradan. Hazır Duygu da yokken diyorum Murat'la konuşsam mı? Konuş. Hı? Konuş. En doğal aklımda. Elimi sürdüğüm gidiyor. Bu da giderse ne yapacağım? Elimi sürdüğüm eleniyor. Korkuyorum. Şimdi ben Murat'la burada konuşmaya başlarım. Adam çıkar dışarıda gider Duygu'yla konuşur. O zaman ne yapacağız? Ne de olsa elendi diye. Ay buyur kudurma. Deliririm ben. Bir de fotoğraf yolluyorlarmış bana beraber. Çıldırırım. Çekemem yani. Buranın dışarısı da önemli benim için. Şuna bak şuna geldi. Köşeye gözlere bak. Fıs beni kesiyor. Benim kadar etkileyici bakamazsın. Etkileyici niye gülerek bakıyorsun? Şey sana? Baksın. Ne? Melis gelsin baksın. Ay bakıyorum. Evet. Melis'in eline su dökemez senin bakışların. Öyle bakmıyor aslında öyle görünüyor. Yani Melis'i ben bugün ha şu abajur ha Melis. Hiçbir fark yok. Gerçekten diyor ki haşa abajur hamelis hiçbir fark yok diyor. Neymiş? Çok güzelsin. Teşekkür ederim canım. Yok, bugün çok demedim. Güzelsin. Dedi ki haşa abajur hamelis. Seni dolduruyor ben öyle bir şey söylemedim. Seni dolduruyor gazına gelme. Ki abajurlarımız çok güzel. Ya Allah aşkına. Mehtap Allah. Cansel sen var ya ne kadar fenasın ben sana Mehtap. İnanmıyorum ya. İnsanların arasında bugün sen giyinmeyi mi unuttun hayatım? Giyindim neden? Daha ne kadar giyineyim? Kız kardeşim almış bu elbiseyi beğenmedin mi? Yani hediye laf etmek bana düşmez ama giyinmeyi unutmuşsun. Yani ne yapalım saygı duyup giyiyoruz biz de. Kızını aldı herhalde. Yok gayet de 36 beden bir elbise. Yani 40 beden insan benim kızım 36 beden giyince değil. Böyle oluyor herhalde. Ver onu ben giyeyim. 8 yaşında bir çocuk 36 beden giyemez. Sen hep böyle yap tamam mı? Lafı sok. Ondan sonra sana bir şey denildiğinde yeter. 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 Ya gerçekten Mehtap'ın dediği gibi bir adammışsın ya. Amacına ulaşıyorsun. Şu yaptığın hareketle de bunu gösteriyorsun. Sen ortalığı karıştıran bir miksersin tamam mı? Ben %80 meleğim diyeyim. %20 şeytan. Abi sen de sen. Hadi bakalım. Abi, ben hiç cansız değilim. Silersiniz. Ben size bir şey söyleyeyim beyler. Melis Serhan'la evleniyor. Düşüncelerini ortaya koyman benim için daha da güzel. Alenen bir flört başlattık sayılır. Bu görüştüğün her kimse artık karanlık. Al onu eline. Güzel bir şekilde ilişkimi yürü. Burada konuşuyoruz. Sen orada neler yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Dinlesene sen bizi biraz. Sen adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığından. Hiç pişman değilim. Yani Serhan insanları artık kırmaya başladı. Hayatta yani Serhan'ın adını ağzıma alma. Açık şık söylesene senin problemin ne? Eser seni rezil etmek istemiyorum. Rezil et bakayım beni. Bazen konuşacak mısın Esen? Konuşacağım. Kalkmış önümde kabadayılık yapıyor bana ya. Niye eve gidince konuşalım diyorsun? Emre ile Serhan'ı arkana almak için olabilir mi acaba? Öyle konuşup da çıkarsan hiçbir şey öğrenemezsin. Anlatabiliyor muyum? Kes! Doğru ya abi. Bu zaten dünden razı. Temizlik yapmaya geldik diyeyim. Bir tam dur bekle. Yüzlerine de bir bakın. Erdem. Evet. Merak ediyorum. Tankat hadi. Erdem. Geliyorum. Kardeşim Murat, bir şey diyeceğim. Bir yere koyayım ben genç yaşamadan. Tamam abi. Tamam mı? Yer malzeme. Evet. Böyle
güzellikle utandırın onları. Evet, yani. Evet. Tabii sen, canım. Sen şu an yaptığın şey güzel bir şey, utandıracaksın onları. Korkudan kimseye çağırmayacağım. Sen kimi çağıracaksın? Yine de buzdan gidiyor. Aynen. Sen kimi çağıracaksın aslında? Senin kimi çağıracağım belli. Erdem çağırırsın artık. Ne? Erdem, Erdem'in annesi dedi bence falan. Bence sen Erdem de şeyi çağır. Murat hiç Bey'i çağır. Hiç yakışmıyorsunuz bu arada. Hiç yani alakamız Erdem yok. Erdem mi? Çay getirişinden belliydi. Nereden biliyorsun Erdem'i çağıracağımı? Getirsin biliyorum çünkü olacak. Seni biliyorum. Emre'yi çağırırsan Emre seni şutlayacak. Aa! Ne oluyor ya? Şaka evi temizlemeye geldiler. Ben ne oluyor ya dedim. Temizliğe geldiniz. Ya. Ne oluyor ya? Temizliğe geldik. Çok şaşırdım. İğrençler ya. Bu da yapılmaz gibi. Ne? Temizliğe geldik. Gerçekten mi? Ün salmıştınız da güzel. Taran mangası olarak bildiğin temizliğe geldik. Yani o kadar pasaklı olduğumuz ortaya çıktı yani. Abi şuraya baksana. Vallahi bütün biz... Hoş geldiniz. Ay. Pasaklı olduğumuz yerden temizlendi şu an. Biz doğruyuz. Bu ne ya? Bu nasıl bir yaşam ya? Abi ya şu an bizi rezil ediyorlar. Hayır, rezil etmiyoruz. Ne bu ya? Ya bunu bizim yapmamız lazım erkeklerin evine. Abi şu dağınıklığa bu olmaz. Cross geliyorsunuz değil mi? Bir tek ben mutfaktayım. Herkes oturuyor. Bu kadar bulaşık kim yıkayacak? Ben mi yıkayacağım? Makine yıkayacak. Ya ben yıkayacağım. Onun için geldim. Sizi temizlik nasıl yapılır onu öğretmeye geldim. Tabii her gelen kızların evi pasaklı pasaklı derse normaldir gelmeniz. Tankut biz temizlik, biz kahvaltıyı kuruyoruz. Ondan sonra yemekleri koyuyoruz, bir şeyler evet. Hazırlıyoruz. O sırada oturan kısımda ondan sonra onları oturuyor. Yıkıyor. Yani dönüşümlü olarak. Niye biz geldiğimizde hep orada dağ gibi bulaşık oluyor? Oturacağınızda evet, şunları güzel. Önceden yıkasanız olmaz mı? Ya kahvaltı ya, yapmamız lazım önce. Dün değil, birkaç gün önce ben geldim de orada dağ gibi bulaşık vardı. Bulaşık makinesini bahane ettiniz bana. Kim etti hatırlamıyorum ben da. Ben ettim, etmedim bahane. Bu gerçekten bozulmuştu. Ya tamam abi. Tamam şimdi bu nedir? Bu nedir yani? Nedir bu bize resmen hakaret. Ya, annem dedi, ben utandım ya. Dedi ki kızların evine gittik işte orası da pis. Baktım her anne, senin annen dahil buna. Bunu söyleyince ben utandım yani. Evet, dedim, bunu her benim annem bile söyledi. Her anne dedim bunu söylüyorsa kesin var dedim bir olay yani. Ha, aldınız ellerinize sopaları, bezleri. Aynen öyle. Benim bardağım orada, hepsi dolapta. Kızsınız kızım, siz temiz olmanız lazım. Almış eline, baltalar elimizde, biz gideriz ormana der gibi gidiyor herif yani. Şimdi burada... Erdem malzemeleri hazırlamış arkada. Şimdi burada söylenerek gitti ya bu. Görüntü versinler. Size yemin ediyorum en çok da o çalışır orada. Kesin kesin. Kesin. Duramaz gülerek. Çünkü. Kesin. Bak gülerek ha, yapar bile çok böyle. Çok mutlu olarak yapar. Ya ben... Çünkü vallahi bir şey izlesek... ispatladığı zaman insanlara kendisini çok iyi bir şey yaptığını düşündüğü için fazla enerji hissediyor. Yani. Seviyor adam temizliği. Seviyor, seviyor. Sadece temizliği yani. Değil bak, İnsanları yemek yaparken de öyle. Evet, evet. Şimdi ben yaptım diyebildiği zaman oğlum, çok Tankut mutlu oluyor. Evet, çok mutlu. Tabii. Şimdi orada en kötü işi de yapsa ben yaptım diyecek ya, o ona yetecek, yetecek yani. Yetecek, mutlu olacak o. Kötü keşke bir şey yaptığın önemi izlesin, yok yani. İzlesek keşke. Biraz gülsün. Erdem'e geldiğinde bez takmış. Ya kahvaltı ederken sen temiz diye başla. Ben bulaşıklara girerim ondan sonra. Hayır, Erdem önce yemek yemiş. Ayça. İki tane sandalye. Siz yiyin abi. Lütfen bak, önce yemek yemiş. Kadınlar kalbime giden yolu buldular. Midemden gittiğini biliyorlar. Çok... Beğenmedin mi? Hayır, çok güzel yapmışsın dedim. Yumurtalı. Böyle çırpılmış yumurta, şeyde karıştırılmış yumurta. Beğenemedin mi? Hayır, gayet güzel yapmışsın diyorum. Kötü bir şey söylemiyorum. Çırpılmış yumurta, biz de aynısını yapıyoruz genelde. Tamam. Ve baharatı da kullanıyoruz aynı şekilde. Şey, bunun altlığını getirsene. Hadi canım, Barış. Barış tişörtü. Emre ile Serhan da evde yapıyorlar Barış. Temizlik. Haberiniz olsun, yani yapmıyor diye düşünmeyin. Emre de, yapar da Serhan için yorum yapamam yani. Bizde şöyle bir şey var. Aslan ya. Yattığı yerden... Ayça. Efendim? Aslan yattığı yerden belli olur diye bir söz ya, vardır ya. Bizde o var. Yemin ederim bak Erdem, vallahi bak temizlik yapılıyor. Bir tek Cansel, ben... İşte Melis ve Dani mutfaktayız, hazırlık yapıyoruz. O toplamayı da onlara bakıyoruz, toplamayınca böyle kalıyor. Ha şuraya baksana ya, abi. Geldiğim gün bile yer sildim ha. Ona göre yani. Melis. Çaya su kalmıyor da. Yok merak etme. Su mu problem yani? Hayır sıcak su kalmıyor. Herkese çay dolduracağım ya. Orada şey var bak, onu böyle su koyuyorsun, böyle bir düğme var basıyorsun. Hadi ya. İki dakikada suyu ısıtıyor. Ben teknolojiden çok uzak bir adamım. Hiç haberim yoktu. İnanılmaz çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim bunu bana öğrettiğin için Eser. Sabah sabah. Yemin ederim beni aydınlattın. Süper bir icat. Harika bir adamsın sen. Teşekkür ederim. Sen teknolojiden çok iyi anlayan bir adam olduğun için, bu evde olduğun için çok mutluyum ben. Vallahi İnanılmaz mutluyum. Onu sanmıyorum. Harikasın yani. Harikasın. Yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sabah lütfen, beni çok... lütfen. Ben çok teşekkür ederim. Bak, sen beni aydınlattın. Lütfen. Çok nazik. Lütfen. Gerçekten.
İnanılmaz zeki bir adamsın. Zekana hayranım. Teşekkür ederim. Sabah sabah birbirlerine yürüyorlar. Niye girmesi ya? Adam beni övüyor burada. Ne güzel. Süper. Ben övüyorum. servisi yapın. Her şeyi benden beklemeyin. Eser ne oldu? Sıkıldın mı? Neden? Her zaman böyle alıyordun, servis yapıyordun falan. Yok ya artık yani, her gün beklemeyin. İşte beklemeyin. Kimse senden beklemiyor da söyleyince hoş olmuyor. Zaten abi, birisi alacak onu illa ki servis yapacak yani. Hiçbir şeyim yok kardeşim. Okey yani sen yemek yemeni için söylüyorum. Yani Soner gibi geldin de gözüme. Nasıl? Bir an gözüme Soner gibi geldin de bir şey yapıp ondan sonra da karşılık bekliyor gibi oldun. Soner gibi ben senin aynen, gözüne geldim. Aynen. Asıl dün onu düşündüm ben. Hani dün şeyden bahsediyorduk hani böyle konuşmalardan falan filan. Sonra ne bileyim bir ara şey düşündüm. Böyle herkes konuşurken herkese saygı göstermemiz lazım. Değil mi? Evet. O an işte lafa girmek istiyorum. Sen hala konuşuyorsun, sana saygı duymak istiyorum ama işte lafını bitirmeni bekliyorum. Bitirmiyorsun, hala konuşuyorsun dedim. Okey, çünkü bekleyeyim. Konuşulması gereken bekliyorum. Bir anlık kardeşim. Orada Soner aklıma geldi. Ama... Soner aklına gelmesin. Soner gereksiz bir şey konuşuyordu da ben gayet hepiniz için mantıklı bir şey konuşuyordum. Çok güzel bir şey konuşuyordun evet ama... Yani burada hepinizin lafı güme gidiyor anladın mı? Ben çok konuşmam. Ben yerinde konuşurum mesela. Yerinde konuştum da süper. Laf, ettiğin laflar da gerçek laflar. Anlıyorum. O zaman bunu Soner'i hayal edebileceğin bir şey olarak görme. O zaman sen de bunu görme kardeşim. Çünkü sabah, ben bugün geldiğimden günden beri sana burada kahvaltı yapıyorum. Böyle söylemem bile benim canımı şey yapıyor. Gerçekten. Ya canını sıkmasın. Sıkmıyor, incitiyor. İncitmesin o zaman. No, incitiyor. O zaman incitmesin. Okey, o zaman... O zaman incinme. Whatever. O zaman afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Eyvallah. Biz buraya güzel bir görev için geldik. Buyurun devam edin. Sizin evinizi temizlemeye geldik. Ne güzel bir görev. Ne olur kahvaltıda çok böyle tartışmayın. Sabah sabah moralimiz bozulmasın. Hadi gelin bakayım hadi. Buyurun, hadi fazla konuşalım. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Lütfen. Ne olursunuz? Bunları böyle şikayetli sos olsun diye mi tutuyorsunuz burada? Hadi. Acı şunlara bardak. Bunları süs bırakmışlar burada öyle. Hayır onlar bulaşıkların yanındaydı. Ben dedim ki bu cross contamination olur. Yani onlardaki pislik buna geçer, ondan sonra cücür olur hepsi. Abi siz hastalanıyorsunuz tabii. Abi sana getirdim. Hep böyle bir şey yok ama. Yok yok ben alırım. Erdem hadi gel. Hepsini yapıyordum ben. Bak bak oturdu oturdu bile bak. Bak şimdi. Tankut diyor ki gel oturalım. Tankut'un hareketleri kes. Tam oturacak Erdem'e bakıyor otursam mı falan. Ha? Hadi yine iyisin Erdem de geldi hadi yalnız kalmadın. Yoksa çok kötü dilimi de dolanacak. Abi hani temizlik yapacak bunlar ya? Oğlum ben size bir şey diyeyim mi? Erdem tamamen zekasıyla hareket etti. Bilerek o masaya sonradan oturdu. Tankut'un Melis'in yanına oturacağını biliyordu. Geldi bak aralarına girdi gördün mü? Erdem ya. Klasik Erdem taktiği yani. Erdem onları aslında uyarmaya gitti diye düşünüyorum. Fakat Tankut her zamanki gibi o eve şov yapmaya gitti. Demek ki evin temizliği belli oldu. Yok bu başkası da çok... Bizim evin temizlikçisi herkes. İki kişi temizlemiyor. Biz gönüllü geldik. Bizde de öyle canım. Bizde de herkes mutlaka mutfağa giriyor yani. Evet, girip oturuyor. Çıkmışsınız ama hiçbir şey yok orada yani. Her şey yığılı. Efendim. Hadi sen süpersin. Yenisin neyse. İki günde öğrenmemişsindir de. Olsun ne girdim yani. Ya şu domatesi salatalı ben de orada altın var ya. Otur zaten kahvaltı bitti. Gani hazırlıyor ama kahvaltı bitti. Sabah Tankutlu Erdem bayağı gönüllülerdi kızların evine temizlik yapmak için. Ben gitmedim. Çünkü ben kendi temizliğini kendi yapan bir adamım. Bir bayana da gidip temizlik öğretecek halim yok. Sonuçta onlar neyi nasıl yapması gerektiğini biliyorlardır diye düşünüyorum. Tankut ve Erdem sabahleyin güzel bir taktik uyguladılar. Kızların evinin pisliğini bahane ettiler bence. Onlarla vakit geçirmek istiyorlardı. Zekice bir hareketti ve başardılar. Oturup da kahvaltılarını ettiler. Çok da güzel oldu. Ya sen hep böyle yap tamam mı? Lafı sok. Ondan sonra sana bir şey denildiğinde yeter. Yeter. Kalk git. Kalk git. Senin saygın da bu kadarmış işte. Kalk git. Her şeyi konuşarak çözmüyor muyuz biz? Konuştuk. He? Bitti. Konuştuk. Benim diyeceğim... Ama surat asıyorsun benim yanımda surat bana. Surat asmıyorum. Surat yani. Asmayacaksın abi o zaman. Anladın mı? Konuştuksa, bittiyse yavaş, surat yeter. Asmayacaksın. Yeter. Surat asmanı çekemem seni. Yeter. O sesini yükseltme bak bana. O sesini bana yükseltme. Sofrada yes.
Bana o sesini bir daha yükseltme çocuk. Hadi Eser'cim tamam. Eser. Tamam mı? Tamam. Tamam hadi Eser. Biraz yaz hadi geç. Tamam Emre. Öyle fiziksel, seninle bak fiziksel bir mücadele içinde bulunmam hasta. Yani Sağır Sultan duydu bu evdeki olan pasaklılığı. Affedersiniz. Ya bir de biraz abartılıyor biliyor musun? O kadar da abartma. Canlar. O kadar pasaklı olsa ben rahatsız, o rahatsız olmaz. Hani bir şekilde yedi kişiden biri rahatsız olmaz. Her bir şeyler olur. Misafir geliyor o kadar değil yani. Espri yapıyorsan espriye dikkatli yaklaşman lazım. Kes mi? Evet. Melis sen bana kes diyebilecek şeyde değilsin. Kapasitede değilsin o konuda. Bak kapasitedeymişim. Yani kapasite derken kafa kapasitesinden bahsetmiyorum. Aynı denklikte değiliz o konuda anladın mı? Erdemciğim ne oluyor ya? Hı? Ne oluyor? Sen bizim evde herhangi bir şekilde kes diye bir laf duydun mu? Yok. Öyle bir şey mi çıktı? Ben de bizim evde anladın mı? Bana kes diyebilecek bir insan yok yani. Eğer arada keseceksen elinle bıçak al böyle kes. Abla. Burası sizin ev değil zaten. Erdem. Burası bizim ev. Centilmenliğini koru. Sonuç olarak ben buradayım ve misafire hoş davranmıyorsunuz. Ya bu ne ya? Evli çift gibisiniz Allah çarpsın. Sanki yeni aynen evlenmiş ya arkadaşlarımın evine geldim de böyle mutfak deyip kursağımda kaldı yani. Yok artık. Çayını iç. İçeceğim dur şunu götürüyorum. Yok çayını iç. Hani balonda oturacak. Yok oturmadılar. Sen orada mı oturacaksın dedi. Tankut böyle oturtmadı şeylere takılacak bir adam değil zaten. Balonda beni oturtmadı. Aa, o hiçbir şeye takılmıyor. Şiştim. Yaşıyor. Ne oluyor ya? Aa biraz daha hoş gördüm. Ne konuda tartıştınız siz? Biz hiçbir şey anlamadık ya. O konuda çok kırıcıdır. Hiç gitme ha. Aniden kırıyor insanı. Bilemezsin. Evet. Süpürgeyiz var mı arkadaşlar? Süpürge. Çok her kırıcı biri. Her yerde nasıl yapıyorsunuz? Amberden. Hiç kibar ya değil yani. Ya bizim eviniz büyük tamam mı? Büyük olduğu için temizlenmesi de zor. Bizim eviniz yani. Sizin evinizden büyük. 7 tane adam gelin. Ya bizim ev sizin evin 2-3 katı. Ya 7 kızsınız. Bir tane kızın. Ne olacak abi yarım saatinizi alır şurada bir şey yapmanızı. Yani düşünseniz averajlardan bahsediyorum. Türkiye'deki hanımlar öyle bilinir. Hamarat bilinir öyle değil mi? Bir elinde ütü yapar, öbür taraftan bulaşıkları yıkar böyle, öbür taraftan gider yemek yapar. Zaten 10 tane kolumuz var. Düşün, 2 diyelim, bir adama eşittir 2 kadın. Ya biz bir adamı paylaşamıyoruz, 7, bir evi nasıl paylaşacağız? 14, 14 tane kız varmış gibi burada yani. Aynen. Bir de artık ya kadınlar multitask yapabiliyorlar. Aynı anda başka şeylerle uğraşabiliyorlar, düşün yani. Dur, yırtılır. Çek kopsun ya. Fermuarını şiştim ben. Ya evet. Bekle, bekle. Bakın, bu sondur. Beni tamam. Sakın diğer kızlarla herkes kendi malını yıkayacak bugün. Onu bir ilk önce aldılar. Beni bana mı geliyorsun? Evet bak sen ben bilerek bilerek tamam sana geliyorum. Beni sakın diğer kızlarla karıştırma. Ben öyle susup duracak bir kız değilim. Araya girdim. Ben anladın sana mı? Herhangi bir şekilde bir şey söylemiyorum. Bana sus, anladın mı diyebilecek beni, de bir insan sus, değilsin. Susup böyle duracak bir insan ben değilim anladın mı? Ben sana sus demiyorum ama sen bak, bana kes algıla, diyemezsin. Ben, bak bunu algıla ben Erdem. Ben her şeyi algılarım bunu ama algıla. Sen algıda iticilik yapma bana. Algıda çekici ol. Erdem, tamam Melis ne oluyor? Sen de algıda... Ha. Melis. Algıda seçicilik yapma. Anladın ben algıda mı? Seçicilik yaparım ki doğru sana şeyi seçeyim. Algıda seçicilik yapma. Ama algıda itici olma yani. Hı hı. Algıda seçicilik yapma. Tamam Melis. Ya sen ne ara bir ara dün çekiciydin bu ara itici mi bugün itici mi oldum? Hayır ben sana itici demiyorum. Dün hayır ne ara böyle oldum? Ne ara böyle oldum? Sen ya gerçekten Mehtap'ın dediği gibi bir adammışsın ya. Gerçekten. Mehtap bana salla sen merak etme. Gerçekten. Mehtap gerçekten seni alkışlıyorum. Hı hı. Gerçekten Erdem dediğin gibi bir adammış. Evet. Bir şey yapmıyorum. Olay nereden çıktığını ben sana anlatayım. Burada bunu yapıyorum. Peçeteyi at buraya. Al bunu da o zaman buraya atıyorum dedi. Tamam mı? Ya dedim onu oraya atmasaydım da iyi olur dedim. Biraz saygısız oldu dedim. Aldım çöpe attım. Onun yeri orası. O kadar. Ondan sonra böyle gidiyor geliyor bir şey söylüyor. Gidiyor geliyor bir şey söylüyor. Tamam demek ki ben gidip bir şeyleri doğru yapıyorum ki. Gidip gelip tabii ki de bir şey söyleyeceğim ya. Buradan bağırmamdan daha iyi demek değil ki mi? Ben doğru bir şeyler yapıyorum ki yanlış yaptığını gördüğü hayır, için sinirleniyor. Bak dengesizsin tamam mı? Duymuyorum ben dengesizsin seni. Dengesizsin. Ben mi dengesizim? Bir dakika ya Melek. Ben mi dengesizim? Dengesizsin. Aha. Sen bana hiç kafa sallama Mehtap tamam mı? Dengesizsin. Sen amacına ulaşıyorsun. Şu yaptığın hareketle de bunu gösteriyorsun. Sen ortalığı karıştıran miksersin. Dün tamam mı? Arkadaşların Erdem hoşlanıyor. Yakın... İşte ilk defa Erdem bir kızdan hoşlandığını açıkladı. Evet. Bugün böyle. Yo, bugün ben yok algıda itici, yok bilmem ne. Algıda iticilik yapma dedim ben sana. Ben senin söylediğin cümlenin alt
cümlesini algılayabilecek bir insanım, anladın mı? İşte yanlış algılamışsın. Alt metnini algılayabiliyorum. İşte bak, yanlış algılamışsın. Ben alt metni okuyabilen bir insanım. Tamam, ben seninle tartışmıyorum. Sen biraz sakinleş, sonra istersen konuşuruz. Neyse, temizlik yapmaya geldin. Boş ver, sen temizliğini yap şey git. Her şeyi yanlış yere çeken bir insan. Toz bezini al, sen de toza başlar mısın? Sana zahmet olur mu? Mehtap zaten mikser. Ya Mehtap. Anladın mı? Ne yapacaksın? Mehtap'ın yaptığı hareketleri de, yani şu yaptığı hareketi de zaten bütün herkes görüyor. Nasıl bir insan olduğunu herkes görüyor. Senin de nasıl bir insan olduğunu, nasıl dengesiz bir insan olduğunu herkes görüyor. O işi ben yapıyorum. Evet canım, ben dengesizim sana göre de. Nedense insanlardan böyle yorumlar almıyorum ben. Ne diyorsun? Erdem Melis'le olan acısını benden çıkarmaya çalışarak bana mikser dedi. Ama yani çok saygısızca buluyorum. Yani hiç annesinin anlattığı gibi bir çocuk değil. Sen tartışmayla hisleri birbirine karıştırıyorsun. Ya of, gerçekten. Erdem çok büyükleniyor herkese karşı ve çok fazla monolog tarzında konuşuyor. Ve bu tavırları benim hiç hoşuma gitmiyor. Kendisi çok fazla büyüklenen bir tip. Yani bu tavırları benim hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum, nasıl anlaşacağımızı gerçekten bilmiyorum Erdem'le. Ben %80 meleğim diyeyim, %20 şeytan. O %20 yetiyor bana. O şeytanlığını biliyoruz zaten de. Ama o lazım. Lazım değil. Lazım kardeşim. Çünkü bazen sert bu hayatta... Sert olmak için şeytan olmaya gerek yok. Bazen bu hayatta... İyi niyetini avantaj alırlar senden. Bazen bana ne geldi, benim başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi. Vallahi açıkçası kardeşim, bugüne kadar iyi niyetimden hiç kaybetmedim. Tamam mı? Umarım da kaybetmezsin. Neden kardeşim kaybetmedim? Senin nitelendirdiğin gibi belki kaybettiğim anlar olmuştur. Fakat orada ben kaybetmedim, onlar kaybetti. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. O yüzden hiç kaybetmedim yani. Süper, harika. Ha, beni rezil etsin yani. Benim suçum yani. Dur. Allah, bu taşacak. Allah ya. Bana bak. Sildiğim yere hayatta bastırmam. Çıkamazsın. Ben temizlediğim yere bastırmam arkadaş. İn aşağı. Vallahi arkadaşım sen. Tamam, silerim kuruyunca git. Git aşağıya sil. Oraya Cansu'nun kafasına kılıç çıktım. Orayı silsen. Ondan sonra o görmedi, düzelt orayı. Yüreğinin düğünleri alaylı, ah alaylı. Erdem'le Tankut bugün temizliğe geldi. Ellerinde malzemelerle gelmelerini hoş buldum. Bir esprisi vardı olayın. Ama kızlar evinden bu kadar temizlikle alakalı bahsedilmesini abartılı buluyorum. Kime diyor? Normal konuşmayı beceremiyorsun ki Erdem. Ben o eve gidip arkadaşlarımın ezilmesini engellemek istiyorum. Annem de arkandan aldı. Bak, yalan söyleme ha. Ya aslında anlatmadım bak ha. Tipe bak. Allah aşkına şunun hareketlerine bak ya. Annem de arkandan ağlandı. Bak, arkandan ağlıyorlar. Ya o şey yapamam ki. Koltukları çekerim ki. Ne kadar kötü bir görüntü, farkında mısınız? Ay, koltuğun altına atmamış. Orası o kadar pismiş, onları anlıyorum. O unutmuş yani. Elim ağrıdı, sen tamam geliyorum. Hadi bakayım. Sen şununla bir geç önden. Bak bak. Ben arkadan geçeceğim. Koltuğun altı yapılması lazım yerler. Sırf gözüken yerler değil, gözükmeyen yerlerin de yapılması lazım. Gelin adayları. Ay, sizin eve gitsek koltuğun altına neler çıkacak gibi. Olmuş. Olmamış Cansel. Ha. Abi sen de sen. Hadi ben bakalım. Ben hiç Cansel'i bilmedim. Silersiniz, silersiniz. Ay ne eğlendim ya. Bu temizlik işi tam bana göreymiş. En kolay işleri aldın tabii. Ay ne kolay işi yapamadığı için diyor. Anlamıyor musun? Yapamıyor. Cansel sen yaptın yeri kız. Bir daha temizle. Sen güzel bir sefer. Tamam ya. Yok, sensiz olur. Çünkü burayı da silmemişsin diyecektim yani. Onun için böyle bir şey yok. Temizlik yapmamışım başka bir şey yok. Sen de beğenmiyorsan. Allah Allah. Ben siliyorum zaten. Ha, değil mi? Tabii canım, siliyorum yani. Toz bezi şurası. Yardım edebilir miyim sana? Ha, su mu yaptın? Hayatta en iyi yaptığım iş temizlik değil Melek. Onda eminiz canım, kıyafetinden çok belli. Düşüncelerini ortaya koyman benim için daha da güzel. Alenen bir flört başlattık sayılır. Bu görüştüğün her kimse artık karanlık.
Al onu elime. Güzel bir şekilde ilişkin mi? Burada konuşuyoruz. Sen orada neler yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Dinlesene sen bizi biraz. Sen maç oysan eğer ben de topuklu yapayım. Hadi bakayım. Sen adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığımdan. Hiç pişman değilim. Yani Serhan insanları artık kırmaya başladı. Hayatta yani Serhan'ın adını ağzıma alma. Ben bir gitsem eve hayırdır mı desem şunlara ya. Yalnız var ya, bakın şimdi izleyin kardeşim. İzliyoruz buradan kardeşim. İzleyin tamam mı? Hadi bakayım. Ben başka bir şey demiyorum. Yazık olmuş. Günah ya. Ben çok sevdim bu işi. İzlediğimizi belli etme. Oğlum kendilerini madara ettiler ya. Vallahi kendilerini madara ettiler. İzlediğimizi belli etme. Size oradan bir göz kırpacağım merak etmeyin. Buradan böyle yerimizden kalkamıyoruz bak. Ama bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi oldu. Üzülmeye başlamıştım yani. Gidin de kurtarayım şunları. Herkesin arasını bozuyorsun. Ruhum bozuk falan diyor. Terbiyesiz. Bir de bir kadına nasıl konuşacağını hiç bilmiyor ya. Öfkelendiğinde kadın erkek fark etmiyor yani. Yalnız Butan. Melis. Butan kutun böyle dans ede temizlik yapması da ayrı bir zevk. Ah! Arkadaşlar, siz buraya ne amaçla geldiniz ya? Temizlik amacıyla geldik. Mahcup etmeye geldiniz anladığım kadarıyla da siz bizi mahcup ettiniz yani. Niye? Biraz öyle oldu. Ne demek o bizim mahcup? Farkında mısınız nasıl göründüğünüzü? Kızlar sizi de tebrik ederim yani. Yine yapacağınızı yapmışsınız. Adamları burada çalıştırıyorsunuz. Tankut'un haline üzüldüm ya ben. Niye? Kardeşim ekranda nasıl duruyorsun biliyor musun? Temizlik mi yapıyorum diyor. Yani... Tamamen yoğun bir şekilde gündeliğe gelmiş gibisin. Onlar da hanım ağa gibi kurulmuşlar oraya sizi izliyorlar. Öyle bir şey yok. Başında zevk alıyorum temizlik yapmaktan. Bırak olan burada yok ki. Bırak. Alın ya şunları. Serhan kıskandın ne güzel mi? Yapıyorlardı. Sizi kıskanacağım ben temizlik adamım. Seni kıskandım. Serhan kahve içiyoruz. Kardeşim temizlik imandan gelir ya. Kardeşim. Serhan gel otur. Yorgunluk tavizini almadın. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Temizlik imandan gelir. Ben sorayım Ceyda yaptı ya. Ceyda'nınkini ben yapmıştım. Kalbimizden geliyor temizliyoruz. Ben Yalan'ın izinden gidiyorum şu an. Bırakın şimdi temizliği de yani niye böyle bir şey yaptınız siz? Sen ne içersin? Aç Allah. Kahve. O konuya hiç girme yapsınlar. Yo gireceğim yani. Nasıl içersin kahve? Ben buraya arkadaşlarımı kurtarmaya geldim farkındaysan. Bitti zaten. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gördük zaten ekrandakiler de tadını çıkarttı. Adamları çalıştırmışsınız resmen ya. Alacağınız yok canım tam kutcandır ya. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşların aileleri izleyecek. Kahve yapalım sana. Yok ama onlar bize yardım etmeye geldi. Biz vermiyoruz. Şu an bir dakika. Ben de yardım etmeye hareket ettim. Kahve için sen bırakıp gelsene buraya bir. Bir saniye şu işimi yarım bırakmayayım da. Şimdi senin Huri'ler, annen geldi. Senin annen geldi. Kalkar mısın? Burada bu olaydan da bahsettiler. Ay ben tamam mı? Sabah ekrandan şu an sizi izliyorlar ve bu bayan arkadaşların şansı var mıdır sizce annelerinizin gözünde? Siz niye bunu düşünerek hareket ediyorsunuz? Vallahi. Canım söyleseydim ya şimdi ben yapsaydım ya. Bak şimdi çok ciddi bir şey söylüyorum. Yani. Sen şimdi farkında değilsin böyle eğleniyorsunuz. O erkekleri çalıştırdık falan da. Burada erkekler iki temizlik yapmış olur ama onların ailelerin gözünde siz bitmiş olursunuz. Biz de onlarla birlikte yaptık zaten. Vallahi ben bu işi seyrederdim. Vallahi ben gördüm nasıl yaptığınızı. Ben cam sildim. Sen bir cam sildin. Her şey öyle. Neyle sildin camı? O verdi. Ben yanlış bir şey verdim. Camı daha beter hale getirdin ya. Ama kir çözücü vermiş bana. Niye sen görmüyor musun? Nasıl ev hanımı olacaksın? Söyle. Ben ama hayatımda hiç cam sildim mi? Söyle. Serhan sen abi, zaten söyle. Öyle bir toz alıyorsun ki. Yani toz mu seni alıyor, sen mi tozu alıyorsun belli değil. Gördün ama bir dikkat et nasıl toz almışım. Elini vallahi bir ben vur gördüm şöyle. Buraya döneceğim, buraya gitme. Elini bir vur. Var. Bir daha onlar temizlerler. Ben biliyorum. Ya şimdi fark ettim, daha önce de vardı kafamda da. Melis Serhan'la evleniyor. Ben size söyleyeyim ya. Ben de bak, ben de hissettim. Ben de hissettim onu. Doğru tahmin. Serhan'a bakışlarını görmüyor musunuz evet, abi evet, kızın evet, ya? Evet. Tankut da Erdem de boşuna şey yapıyor yani. Sadece benim yapıma uygun değil yani elime toz bez alıp gezmek. Kardeşim sen kaç zamandır? Fakat ben ne yiyorsam tamam mı? Arkadaşlarıma da bunu hiçbir zaman yıkayın edin demedim yani. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya ben orada bir şey yiyorsam onu temizlemesini bilirim. Kardeşim oraya temizliğe mi gittiniz kızlara bir şeyleri ifade etmek için yoksa hizmet etmeye mi gittiniz? Ben bu durumdan son derece rahatsızlık duydum ve... Evet, size oraya bir müdahale yapmaya geldim. Neticesinde kızlara gerekli dersi verdiğimi düşünüyorum.
Dilerim bu saatten sonra böyle oyunlar yapmazlar. Sizi orada çalıştırarak aslında kendilerine bizim ailelerimiz gözünde eksi puan kazandırıyorlar. Evde bir gün temizlik yapmayan Serhan, bugün temizliğin nasıl yapılması gerektiğini öğretmek için ben temizlik yaparken kızlar evine geliyor. Ben temizlik yapmadan önce ben zaten kızlara öğrettim onun ne yapılması gerektiğini. Onlar zaten yaptılar. Ben de o arada üstlerinden aralarda kalmış olanları yapıyordum. Bunda bir kötülük yok. Bari gönüllü olarak gitmişken kahvaltımı da ettikten sonra bari ben de temizliğe yardım edeyim dedim. Bunda ne var ki? Yani maço değil miyim ben şimdi? Maça erkek geliyor, temizliği bana mı öğretecek? O benden daha mı maça oluyor? Her neyse Serhan ya. Sen Serhan'sın. Ben de Tankut'um. Yani Melek, üstüne gidiyor, senle senin tutuluyor elinden ya. Hiç kahve içmedim. Yo, ya. Bu kahve bu işlerle alakalı misin? Bir şey değil. Tartışabiliriz mi? Yo, ben düşünüyorum ha. Dediğim gibi insan olur burada. Düşündüğüm insanı soruyorsan bak yanına. Sormuyorum. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun şu an. Yok sen onu soruyorsun. Sen kendi beni düşündüğün için falan diyorsun ya. Seni düşünmediğimi belirtiyorum ben. Melis'le aranızda bir ilişki olduğunu mu iddia ediyorsun şu yok, an sen? Yok. İlişki olmadığını herkes sebep biliyor zaten. Düşündüğüm insandan bahsediyorum ben sana. Çok düşünürsün. Hı-hı. Çok ben düşünürüm ya. Ben düşünürüm, doğru kararı veririm. Düşün. Senin gibi böyle boş boş hareket etmem tatlısın, yani. Çok düşün. Sen de biraz düşünsen. Daniela illa bir yerini göstereceksin yani. Bu sefer de sırtımı açtın. Olmuyor mu yani? Şu önden görüntün gibi arkada da olsa olmuyor mu? O nasıl bir bakıştı Serhan ya? Nasıl sizde? İltifatlar için çok teşekkür ederim canım. İltifat etmiyorum. Ben iltifat gerektiği olarak gibi, almak istiyorum. Gerektiği mesajı veriyorum. Hadi bir müzik. Bir ya umarım ben yanlış edelim düşünüyorumdur. Hani Erdem'in kırılmasını istemem ama. Benim gördüğüm o yani. Söylüyorsun benim yani gördüğüm o abi. Herkes yani kendi şahsi fikrini söyleyebilir. Evet ben de istemem Erdem'in kırılmasını ama yakın görünüyor. Gelsin söyleyeceğim zaten. Yakın görünüyor. Ya boş ver söyleme, kız söylesin sen. Zaten onlar bugün tercih yapacak ya, bence bekle. Hayır abi yapsın, kız söylesin de. Ondan kız sonra çat şurada benim görüntüm çıkar, adam yanlış anlar. Anladın mı? Öyle, öyle de düşün yani. Eser tek taraflı bakma. O da olabilir. Öyle de çıkabilir. Yani bunu bana niye söylemedin dese ne diyeceğim ben o zaman? Okey. Ama yani eminim. Dostacı söyler oğlum, bunu hiçbir zaman unutma yani. Doğru ama yani ne bileyim. O şey yapsın belki. O öğrensin. Hayır. Böyle söyleyince belki dikkat etmeye başlar. Abi. Acaba bak, öyle mi diye. Ben ona gidip şey demeyeceğim ki, kötü bir konuşma yapmayacağım tabii, ki. Tabii. Erdem böyle böyle göründü kardeşim. Aynen. Haberin olsun. Aynen. Evet dikkat daha et. Daha iyi izle. Aynen. Daha dikkat et. Tabii tabii. Daha çok şey yapma. Uyarı mı gösterme. Daha yani çok önem gösterme. Aynen. Anladın mı? Hani bunları söylediğin zaman o adam en azından önlem almış olur. Tabii, tabii. Kırılmamış olur. Yıkımı azalmış olur. Aynen. Evet. Ya. Burası gerilecek. Ben de gerileceğim. En güzeli ben arkadaşlarımı alayım gidelim. Kusura bakma yarım bırakacağım sanki. Serhan bir kahve mi içeyim ya? O kadar mı kötü durumumuz? Evet. Niye? Hayrola? Gidelim ya buradan. Evimizde içeriz biz kahvemizi. Ayıp denen bir şey var. O kadar şimdi bunlar kahvenin bulaşığını da size yıkatmaya çalışırlar da o yüzden hadi gidelim. Ağır abi aldı gidiyor. Bir şey diyeyim mi ya? Bu çok saygısız ya. İçmiş kadar oldum Melek, sağ ol. Afiyet olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ceyda'cığım çok iyi. Umarım bundan sonra temiz geliriz. Güle güle gene bekleriz. Hadi teşekkür ederiz. Özellikle seni. Ayça'cığım özür dilerim bak yıkayamıyorum. Koy koy. Bak bu sizin mi bizim mi bu? Görüşmek üzere. Kahvem nerede? Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Ben kahve yapıyordum. Tamam dedi ama yapmadım. Ne dedi sana? Ben duymadım. Bana yaptığın kahveyi götürüp ona verdin değil mi? Hı? Evet, bana da yaptın. Ne dedi? Ne Serhan'a vereceğim kahveyi ya? Nerede kahve nerede? Zıkmışsın ya. Tövbe estağfurullah. Ne dedi sana? Ben gittim yanına kahvemi ver gideyim alayım da gideyim diyorum. Vermedi. Bana ne yaptı? Ya tövbe tövbe. Hepimizi eleştirdi. Yo hepimizi eleştirmedi. Bak bana şunları, tebrik ederim dedi. İzledim dedi. Sen üzerine Melek senden ya bahsetmiyoruz zaten. Yok hepimizi eleştirdi dedi. Ben dedim ki hepimizi eleştirmedi. Sen seni hepimize katmıyorum tamam. Hepimiz dediğimiz bizim bizi arkadaş şeyimizden bahsediyoruz. Arkadaş şeyinizden tamam. Bakın yine o. Resmen kardeşim tezgahı kurmuşlar. Hanım adibi kurulmuşlar. Adamlara temizlik yaptırıyorlar çaktırmadan. Gördük. Gördük gördük. Ev iki kere temizlendi abi. Gördünüz bile. Gördük, bir kere gördük süpürdüler, sonra arkasından Tankut süpürdü. Daha çok pislik çıktı. İkiniz de ayrı ayrı eliniz işte gözünüz oynaştaydı abi. Heh. Bir yandan iş yapıp bir yandan Melis'e bir şeyler anlatmaya çalış falan. Yok hayır ben orada Melis'le ufak bir tartışma yaşadım ben orada. Bez çıkartıyor falan böyle. Ayça'ya alıştım ya. Bir öyle bir böyle. Ha, bana alışın ya. Dur bakalım bugün kim barışacak, çok merak ediyorum. Niye sen herkesi bir dost düşman mı olmasını istiyorsun? Düşman olamıyoruz. Hayır, ki. Hayır onunla alakası yok. Birbirinizin arkasından saydırıyorsunuz. Mehtap'a git diyorsunuz. Sonra şimdi de Mehtap'a evet, Mehtap'ın gitmesini istiyordum bugün evet.
Ama şu an çok hoşuma gitti. Kalsın bence. Güldürüyor beni. Yarın yine başlar. Fazlalık olan gider zaten. Erkekler gala günü gene gideceğini. Gitmesini istersin belki. Evet ya, gala geleceği gene gitmesini isterim. Ay, şimdi mehtap olmasa kimle uğraşacaksınız? Ben kimseyle uğraşmamayı tercih ederim. Şamar olana da döndüm zaten. Bak işte komik gerçekten. Yani kendi kendini çok güzel hallediyorsun. Valla ben de çok eğlendim. Yani 40 yıl düşünsen bir evde temizlik yapan erkek göreceğim aklıma gelmezdi. Bir ama neden tank verdim? Diğerleri yapmaz. Çünkü onlar daha... onlar demek ki bunlar şey layihli. Mehtap kimi seçeceksin kız? Valla kuş kafesi orada. Bilmiyorum. Biri girsin diye bekliyorum. Ben bugün odaya hazır duyguda yokken, kimse kırılmayacakken, kırılacak birileri ortada yokken Murat'ı çağırmak istiyorum. Murat'la tanışmak istiyorum bugün. İyidir. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Seni gördüğüme sevindim. Ben de sevindim. Biraz da şaşırdım. Neden şaşırdın? Aslında çok şaşırmadım. Dün izledik biraz. Biraz saç muhabbetini gördük. Ya. Söylediklerini gördük. Ya Murat saçına, kafaya saç ektirse keşke ya. Daha genç gözüküyor. Ay mehtap. Belki düşünebilirim o zaman. Ama ben çok takılan biri değilim. Ben kendimle çok barışık bir insanım. İzledin mi hepsini? Hiç problem değil. O söylediklerim de problem değil. İzledin yani, mi? İzledim. Hatta biraz da hani düşüncelerini ortaya koymam benim için daha da güzel. Peki sen böyle bir şey düşünür müsün? Yani saç ektirmeyi düşünür müsün mesela? Böyle bir durum olsa. Saç çok önemli. Aslında çok kıl seven bir insan değilim ama fikir sadece soruyorum. Hani benim için çok önemli olduğu için değil. Eğer ben isteseydim, biz karar vermiş olsaydık saç ektirir miydin? Beraber karar vermiş olsaydık tabii ki. Ama nasıl durabileceğim konusunda hiç bir şeyim yok. Bu sefer farklı gelebilir. Bunu senin duymuş olmandan çok şaşırdım. Gerçekten bunu tahmin etmeden doğaçlama yaşadığım için. Olsun, iyi oldu. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Daha önce de söylediğim gibi... Aslında Mehtap, aslında buradaki Mehtap, başka Mehtap var senin içinde. Evet. Ama onu dışarı çıkartmak lazım. Açıkçası buradaki Mehtap dışarıya karşı biraz hırçın bir Mehtap. Farkındayım. Neden hırçınım? Diğer karakterlerle çok zıtız, negatif elektrik alıyorum falan diyelim. Ama ben size en kötü olan yüzümü gösteriyorum. En kötü bir insanın en kötü halini görüp kabul etmek başka bir şeydir. Beni o halimle kabul edebilen insan zaten iyi halimi hak ediyordur. Farklı bir intiba bırakıyorsun insanların gözünde. Yani bizim arkadaşlarla da, senin kendi arkadaşlarınla da ilgili. Buna dikkat etmeni istiyorum. Yani bu çok önemli. Tamam, beni tanımak istiyorsun. Ben de başta zaten böyle bir tercihte bulundum. Sonrası öyle gelişmedi. Olabilir ama beni tam tanıdığını düşünmüyorum. Yani tanımak için çağırdım. Peki bir şey soracağım. Yani diğer arkadaşlarının benim hakkımda kötü bir, ya yani onlara kötü intiba bırakmamın senin için ne önemi var? Hayır, ben onlar beni kötü bilsin, sen beni iyi bil. Beni yeri geldiğinde söylüyorum zaten seninle ilgili aslında böyle biri olmadığını mutlaka belirtiyorum. Diyorum ki o öyle değil aslında ve ben içindeki Mehtap'ı ortaya çıkartacağım. Bu kafalardaki intibayı biz silebiliriz. Yani bak o öyle değilmiş aslında Mehtap. Beraber sileceğiz öyle mi? Evet, dedirteceğine inanıyorum ben. Hem kendi arkadaşlarına hem buradaki aslında Mehtap o değilmiş. Dedirtebiliriz yani. Pekala, öyle yapalım o zaman. Tamam. Seni dinleyeceğim. Dinle beni. Geldiğin için teşekkür ederim. Çağırdığın için ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Tamam, görüşürüz. İstemiyorum diyebilirdin. Tamam. Evet, alenen bir flört başlattık sayılır. Murat'ın sayesinde oldu biraz çünkü beni yitmedi. Hani onca şeyden sonra git diyebilirdi bana ve demedi. Bu yüzden bir kere daha böyle bir samimi bir şeyler hissediyorum. Doğal yani. İçimden geliyor bir şeyler hissetmek. Hakikaten bu hafta Murat giderse, eğer Murat'ı çağırmışsa, Murat'la görüşürse, Murat giderse o zaman Mehtap'ta bir şey. Peki Mehtap 7'de 7 gitti değil mi şey Soner? Ne? 7 oyla gitti, evet, değil mi? Soner. Peki Mehtap Soner'le yakın oldu, nasıl kendisi de gitti? Son anda kavga ettiler zaten. Birbirlerine girdiler. Ben sen orada birdenbire konuşurken hiçbir müsaade istemeden benim sözümü bölüp
kalkıp o hareketi yapma dedim Can, ben sana. Can, sen müsaade mi istedi benim sözümü bölerken? Yok. Sadece bir es oldu. Sadece bir es oldu. Bir arkadaş olarak genel olarak konuşuyorsak. Ne olacak? Biz tartışırken yarın ablam da gelecek, seni tutacak. O zaman ne olacak? Siz haklı olacaksınız. Ben tek başıma mı merak kalacağım? Merak etme, ablam ne öyle bir şey çalışıyorsun? Yapmaz. Vallahi helal olsun. Ben de şaşırdım. İşte diyorum ya, gözlemlerine iyi yap diye. Ya Mehtap gerçekten hoşuma gidiyor ama. Yani desteklemediğim yerde onun fikrini söylüyorum. Mesela 2 saatte bir merdiven sildi. Onu açık açık söylüyorum. Desteklemediğimi söylüyorum. Evet, 2 saatte siliyor. Benim aynen, onun silerken benim oraya temizlediğim attı. Yere de atıyor tozlarını. Eğleniyor, anladın mı? Hoşuma gidiyor. Ya eğleniyor da. Başkalarına zarar vererek eğleniyor. Ama kendini düşürüyor. İnsanları ya, aşağılamak eğlence değildir. Aşağılamasını hiçbir zaman desteklemedim ama. Kötü tepki alır. Hiç kimseye burada fiziğiyle, görüntüsüyle alakalı hiçbir şey söylemedim. Bundan sonra da söylemem. Mehtap söylediğinde de rahatsız oluyorum ama. Burada eli ayağı düzgün olmayan biri yok ki zaten. Ya, düzgün olmasa da bir yere yamuk olsun. Kimsenin laf etmeye hakkı yok. Ben görünüş konusunda yani hassasım çünkü. Hani biz Mehtap'la ilgili böyle kötü sözler söyleyince adam artık tepki göstermeye başlar diye düşünüyorum. Ondan dolayı Mehtap'la ilgili biraz daha... Yok. Laflarımıza dikkat edelim. Ben burada edelim şunu söylemek istiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Belki biliyorsundur, sizin belki bilmiyorsundur ama bu senin söylediğine tamamen katılmıyorum. Mehtap yani Murat'ın koruması altında olacak bir insan değil şu anda. Çünkü Murat'ın söyledikleri, Murat'ın kullandığı kelimeler, adam burada ne dedi abi? Duygu yoksa ben de yokum dedi. Sonrasında burada bana bir hafta boyunca surat yaptı. Benimle konuşmadı, Serhan'la konuşmadı, isimleri yazan kişilerle konuşmadı. Şimdi o duygu, şimdi benim ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum ben çok sana? Çok iyi anlıyorum seni kardeşim. Fakat şöyle bir şey var, çok özür dilerim. Şimdi bir oluşumdaydı. O oluşumda belki o sinirden ben buradan giderim işte böyle böyle dedi. Şimdi kararını değiştirdi. Üstünden zaman geçiyor i̇şte, abi. Bak, zaman bak, her şeyin ilacı yani sonuçta. Zaman her şeyin lazım. İlacı tamam amenna. Ama bundan neyi öğrenmeliyiz biz? Neyi? Büyük konuşmamayı. Büyük lokmayı. Herkes hata yapar. Herkesin hatasına saygım yani. Var abi. Herkesin hatasına saygım var. Evet. Ama şu durumda Murat'ın bana bir şey söylemeye hakkı yok diye düşünüyorum. Ya da keza beni geçtim. Mehtap hakkında burada yorum yapan insanlara bir şey söylemeye hakkı zaten yok diye yarışamaz demiyor. Ya zaten diyor. O Adnan'ın saygısından dolayı bir düşüncesiydi ya. Yani Murat'ın da bu konuda aslında Adnan gibi düşünme durumunun olup olmadığını da bilmiyoruz. Ben yani. Mehtap'ı Murat'a yakıştıramıyorum. Ya o zaman Adnan'a da şunu söyleyeceğim. Yani. Üstüne vazife olmayan konulara yorum yapma kardeşim. Ya o saygısından dolayı. Yok, kimsenin avukatlığını şey zaten yaptığı yani. Benim içine geçerli. İçinden geçerli. Yaşananları biz biliyoruz yani. Sen de belki gördün, belki izledin, belki izlemedin. Bilemem yani ne kadar araştırdın. Seni bilemem. Ama burada benim yanımda hani ben şu ifadeyi biliyorum yani. Duygu yoksa ben de yokum. Denilen ifadeyi bilirim. Duygu Hanım giderse ben istiyorum ki beni de elesinler. Yeni gelen bir adamın burada Murat'la söylemleriyle beraber bizim burada ayağı tartışmalarımızı saklı. Bilirim. Bunları bildikten sonra kardeşim, aa bak Murat da geldi, gelsin otursun konuşalım. Sen tamam mı? Kardeşim, sen burada yaptın yani onu demek istiyorum. Bunları bildikten sonra bu tip bir duruma karşı tepki vermememi sakın bekleme benden. Murat'ın her zamanki gibi samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Mehtap'ın yanar döner olduğunu söyleyen kendisiydi. Bugün görüyorum ki Mehtap'la ilgili düşüncelerini değiştirmiş. Bence tutunacak bir dal arıyorsun. Fakat insanlar da bunu fark ediyor. Biz de Murat. Sen şimdi diyorsun ki ben buradan birisiyle hoşlanacağım ama siz sevmiyorsunuz, böyle böyle diyorsunuz. İyi de sırf sen ilgileniyorsun diye, sırf sen ilgileneceksin diye biz de burada sevmediğimiz insanı seviyormuş gibi mi yapacağız? Abi bugün böyle konuşuyorsun, yarın o kızla beraberken yine aynı şekilde konuşursan burada her ne kadar birbirimize bak kardeşim, dost burada herkesin herkese saygısı var. Geliriz. Burada herkesin herkese saygısı var. Sen bu evde hiç gördün mü Ayça hakkında kötü bir yorum yapıldığını? Buradan pay biç bir kere. Bak şimdi. Ben öyle bir nişan varsa olmasın. Tek bir şey söyleyeceğim zaten sana. Zaten bizim gibi adamlara yakışmaz şey anladın sana. Mı? Öyle bir şey olmaz. Burada Ayça hiçbirinize polemik yaşamadı. İlk gün belki bir Erdem benimle bir atışması oldu. Düzelttik biz onu. Sonrasında da Serhan'la problemi oldu. Neden? İşte Serhan beni savunmadı falan filan dedi. Gibi. Serhan da buna tepki gösterdi. Ben ne yaptım? Ben dün ayrıca Ayça'yla konuştum. Ayrıca Serhan'la konuştum. Dedim ki bakın benim yanımda böyle şeyler yapmayın, ben rahatsız oluyorum. İkiniz de dedim farklı şeyler düşünüyorsunuz. İyi niyetlisiniz ama bunu tartışarak çözemezsiniz. Bunun konuşmasını Serhan'la yaptım. Bir ikincisi de daha yeni anlattıklarımın kesin net sonucuna ulaşmak için Murat'a bir şey soracağım. Ondan sonra da bu konuyu kapatacağım kardeşim. Eyvallah. Tamam mı? Benim seninle alıp veremediğim bir durum yok. Benim kesinlikle anlatmaya çalıştığım şey başka. Eyvallah. Bir şey. Burada hemfikirsek sıkıntı yok. Hemfikiriz. Murat, abi bak. Duygu gittikten sonra bize tepki gösterdin. Evet. Üzüldün. Bir açıklamada bulundun. Tamam mı?
Bu açıklamanın sonunda da bizde şu fikir oluştu. Murat bu evde artık kimseyle görüşmeyecek. Hemfikir miyiz? Evet. Değil mi? Ve Mehtap hakkındaki yaptığımız yorumlara ben senin rahatsız olabileceğini düşünmüyorum abi. Anladın mı? Açık net sana da zaman soruyorum. Zaman zaman ben de yaptım. Rahatsız oluyor musun? Hayır, zaman zaman ben de zaten yaptım aynı yorumları. Evet. Sadece şunu söylemek istiyorum onunla söyle ilgili. Söyle abi. Evet, Duygu Hanım'la mesela bizim yakınlaşmamız bir hafta sürdü. Esas benim sıkıldığım oydu. Yani tam tanıyamadım. Tanıyoruz, evet ilerliyorduk, iyi de ilerliyorduk ama bitti. Dolayısıyla şimdi mesela 3 hafta, 4 hafta geçmesine rağmen sen daha hala mesela netlik kazanmıyor. Serhan mesela bak geçen de şeyle ilgili, Ceyda ile ilgili dedi ki olmayacak. Yok, hareketlerini ben başka biriyle görüşmedim abi. Yok yok, senin görüştün. Benim öyle bir durumum yok yani. Görüştün diye söylemiyorum. Yani netlik tamam bu diyemedin ya. Ben mesela bunu bir haftada zaten diyemezdim ama biraz daha bizimki hızlı ilerliyordu. Onu anlatmaya çalıştım. Yok, ben seni anladım. Duyguyla. Ben seni anladım. Benim durumum hakkında bir merak varsa kafanızda ben onu söylerim yok, size. Yok yok, onu biliyorum zaten. Yok. Ama sen burada mesela bak Kırmızı Oda'ya gitmeden önce biz şurada içeriği izlerken... Sen de buradaydın hatta. Mehtap hakkında yorumları yapan Murat da yorum yaptı. O evet, an, ben de yaptım. O an sen bunu algılayamadın mı kardeşim? Murat ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu diye. Ben yo, zaten mesela şunu söyledim. Yo, güldü söyledi ben, gayet. Ben mikser dedim. Bak, güldü bak. Adam. O saygısından gülüyor. Ayrıca sen dedin zaten. Niye? Sana söyledim espriye saygısından gülmesine gerek yok ki. Lafı sana söyledim, güldün dedin sen de. Tamam, duydun o mi? Başka bir şey bak. Abi. Burada bak bak burada ben Mehtap hakkında şaka yaptığımda tamam mı? Ne zaman şaka yapsam? Murat gülüyor. Adnan'ın tespiti yanlış. Zaten akıllı bir adam. Bu konuşmalardan etkilenmez. Sen kendini tanırsın, görürsün. Benim tamamen tepkim orada zaten Murat'aydı. Çünkü Murat büyük konuştu. Ve sonrasında yaptığı hareketlerle, evin içerisinde oluşturduğu gerginlikle bu konuşmasını devam ettirdi. Şimdi Mehtap'la görüşmesine ben tabii ki de tepki gösteririm. Çünkü sen büyük konuşuyorsun ama lafın arkasında durmuyorsun. Kusura bakma da samimi gelmiyorsun. Emre'nin eleştirilerine... Kesinlikle katılmıyorum. Mehtap ve Murat arasında kesinlikle yakınlaşma olabilir. Bu gayet normal. Bir yarış içerisine giriyoruz. Ama bu durumdan ötürü yaptıkları eleştiriler yeni gelen adayları olumsuz etkileyebiliyor, ön yargılı yaklaşabiliyorlar. Ona göre konuşmalarını rica ediyorum. Kim? Ayça. Oradan da bir Mehtap benim yanıma yolla ya. Emre'yi çağırıyorum çünkü onun yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. Allah Allah. Çok şaşırdım şu an. Hiç beklemiyordum. Ne haber? Oh, ne güzel geldi. İyi geldi. Ya hemen de saat atlaman çok başka bir şey. Ne yapalım bunu? Şey yapıyorlar, söylüyorlar ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Gözlerinin içi gülüyor ya. Seni görünce hep gülüyor ki benim gözlerim içi. Farkındayım. Bir de kalbimi dinle. Farkındayım. Çıkacak, yürüyecek şimdi birazdan. Allah Allah. Paketleri tutuyor. İşte yanındayım, daha ne istiyorsun? Hep yanımda kal. Olacak inşallah. İnşallah. Yani, ben güveniyorum sana. Bundan yana zaten artık şüphe duymamalısın. Anladın mı? Hani sorun yaşamamalısın. Ama senin de yüzün gülüyor. Gülüyorum. Niye? Çünkü karşımda pozitif bir insan var. Çünkü hani artık değiştiğini görebiliyorum. Hareketlerinde, hal ve tavırlarında böyle iyiye doğru gittiğini görüyorum. Ve bunları gördüğüm zaman ben sana surat mı yapacağım? Evet, Allah aşkına. Evet, senden duymak çok güzel. Yani hani bakıyorum sana, tamam mı? Hani istediklerim derken bencillik yapmayayım. Doğru olanı yapmaya başlıyorsun. Doğru olanı yaptığın zaman da tepkimi almazsın. Ben öyle hain bir adam mıyım yani? Hani sen doğruyu yaptığın halde sana yanlış yapıyorsun deyip sana üzecek, seni kıracak bir adam değilim ki ben. İstediklerimi yaptığın sürece, yani hani o söylediklerimi, doğru olan şeyleri yaptığın sürece ben zaten sana karşı gülerim. Yüzüm de güler. İyi de hissederim. Hani bu böyle bir adamım ben yani. Beni az çok tanımışsındır. Anladın mı? Her zaman benim sert yüzümü görmeyeceksin ki. Yani tabii ki de bir şeyleri yanlış yaptığın zaman sert tavır göstereceğim sana.
Çünkü sen fevri bir karaktersin. Ben sana iyi niyetle geldiğim zaman sen anlamazsın beni o zaman. Ama o fevriliğim kalmadı. Ha, kalmadı, fark ettim. Gidiyor kalmadı. Yavaş yavaş. Bak mesela şu an karşımdayken mesela hani şey yapmıyorsun. Söylediğim sözü kesmiyorsun. Dinliyorsun beni. Ve aşkla baktığını görüyorum yani gözünde. Kalpler mi oluyor gözümde? Aynen öyle. Kalp çıkıyor şöyle. Kocaman kocaman kalpler. Seni de gülerken görmek çok güzel. Özlemişim ya suratını böyle gülüşünü falan. İlk geldiğim gün gülmüş müydün bana? Gülmüştüm. Valla. Demek ki o zaman daha pozitifmişim o zaman. İlk zaman. Çok olay yaşandı ama ya. Ne yapayım? Hani ister istemez etkiliyor her şey. Adamın böyle moralini bozuyor. İşte bazen anlamsız şeylere kızıyorsun. Hani çünkü çok farklı. Kaç tane insan var burada. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafa ayrı ayrı şeyler söylüyor ve sen bu sefer yoruluyorsun. Çünkü saçma şeyler de söylüyorlar ve o saçma şeyleri dinlemek zorunda kalıyorsun. Ve bunları dinleyince de ya bu ne diyor ya deyip hani artık tamam diyorsun yani. Anladın mı? Ama bu kadar olumsuz şeye rağmen hani seni burada karşımda görmek güzel. Anladın mı? Bunlar güzel şeyler. Ay, çok güzel. Ne güzel. Vay be senden güzel sözler duyuyorum. İyi o zaman. Niye bu ben şey güzel. Miyim? Bu yol devam etsin. Niye böyle. Bak bu yolun ne kadar güzel bir yol olduğunu evet, anladın mı şimdi? Anladım şu an. Hani şu an farkındasın değil mi? Evet. Yani hani sana güzel kötü de yol. Konuşmuyorum sana. Bak agresif de olmuyorum, kızmıyorum evet. Da. Güzel. Sevdim ben burayı. Yani bak bu yol güzel bir yol. Çiçeklerle, bahçelerle, bilmem nelerle süslü bir yol. Ama diğer tarafta da böyle her anda bir her an bir enkaz çökecekmiş gibi, her an bir patlama olacakmış gibi bir yol var. Tehlikeli bir yol diğer yolu yani. Ve o yolu seçme artık. Anladın mı? Seçmiyorum zaten. Yani seçmeyeceğimi fark ediyorum. Ben seçimimi yaptığıma inanıyorum. O zaman problem yok. Aşk sana niye anlatıyor? Bana aşkın tanımını yapar mısın? Son dakikalarımız. Senden duymak istiyorum. Son dakikalarımız. Aşkı senden duymak istiyorum, evet. Aşk bana niye anlatıyor? Zaman geçiriyorsun. Zaman bitti, yapacak bir şey yok. Bir dahakine. Bu tavrını değiştirebiliriz dede falan. Emin misin sen dedim. Şey mi dedi sana? Aman biraz dedim, daha mı dikkat et? Ağır dedim, mı oldu dedi. Geçmişte yani yaşadığım acılar belki dedim beni böyle bu kadar hırçın yaptı dedim. Hani benim böyle olma sebebim belki başkalarıdır dedim. Hani bir fiil ne zamandır tek başıma mücadele etmemin sonucunda ben böyle bir karakter olup çıktım herhalde dedim. Bilemiyorum dedim. Biz dedi ikimiz bunu aşabiliriz dedi. Ciddi misin? Evet. Aa. Mehtap bak bu görüştüğün her kimse artık karakol. Al onun eline. Güzel bir şekilde ilişkimi yürüttü. Tanışıyoruz ama daha tanışma aşamasındayız. Dikkatini çekerim. Sıktın bütün limonunu sıktın. Sıkacağım işte limonlu olsun diye onu kendime sıktım. Bana da çok sıktın. Ya bilmiyorum henüz tanışma aşamasındayız ama çok sert. Böyle gözlerle kim kesin. Kim çağırdın öyle? Ya herkes öğrenecek zaten salla. Ama başka biri bana tepki verecek bunun için biliyorum. Beklediğim biri var. Bunu çağırdığım için tepki alacağım. Taktım canım. Kimi çağırdığımı söylemem yasak biliyorsun. Biliyorum yasak da işte kendimi tutamıyorum. Değil. Tank çok eğlenceli biri. İnsan ama şey değil. Eserim. Eş olacak. Eserim canım. Ya eseri dün ben zaten. Dün olsaydı Murat kırmızı canım. Olay, o da muhabbeti ben dün eseri çağıracaktım. Hayır, dün çağıracaktım. Murat'ı çağırdın sen. Tamam. Bir şey yap, üstüne gelmiyorum. Burada konuşuyoruz, sen orada neler yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Dinlesene hayır, sen bizi biraz. Sen maç oysan eğer ben de topuklu yapayım, hadi bakayım. Adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığımdan. Hiç pişman değilim. Yani Serhan insanları artık kırmaya başladı. Hayatta yani Serhan'ın adını ağzıma alma. Yani biz burada yanar döner insan istemiyoruz. Neden istemediğimiz de çünkü ileride evleneceksin bu insanla. Bir hayatı paylaşacaksın. Erkekle de burada evi paylaşıyorsun. Ve adamın bir öyle bir böyle olması... Hani sadece şunu çok merak ediyorum. Her dezavantaj. Burada böyle olmak zorundayım diyor ya onu çok merak ediyorum. Altında gerçekten zorundalığın ne var? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şuna inanıyorum. Burada böyle olmak zorunda oluyorum demesinin altında olan şu. Bir, Mehtap yalnız yaşayan
ve bir çocuk büyüten ve aynı zamanda çalışan bir kadın mı kardeşim? Aynı zamanda göçmen bir kadın. Heh. Şimdi bu kadının güçlü olması lazım. Bu kadının belki böyle yapmasının sebebi onun orada güçlü gözükmesine olabilir. Sağlayır. Evet. Sağlamak istediğinden dolayıdır. Olabilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Anlıyorum. Çok Çünkü iyi bir anladım. İnsan karşındakinden birer korkarsa, bir farklılık ve varsa da korkar zaten ya. Ondan. Kanka bu güç değildir ama. Güç abi. Kork. Güç değildir. Yani biraz oradan Mehtap'tan farklılık her zaman bir güçtür kardeşim. Karşındakini kanka. Korkutursun. Çünkü ne olacağını bilmezsin. Bak ama orada gözlüyor her şeyi. Mehtap'tan korkmuyor da. Aksine yani Mehtap, orada sert tavırlı olan bir tek Mehtap değil. Serhan. Sadece kargaşayı başlatıyor. Serhan. Mehtap şöyle. Burada çok konuşuyoruz. Sen orada neler yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen orada? Dinlesene sen bizi biraz. Şşş, hep böyle yapıyorsun. Hayırdır? Sen bak, bu Mehtap bunu yapıyor. Gördün mü? Örnek ver, aferin sana. Yok. Ben anladım. Gel böyle, adamsın. Zeki bir şey dedim. Gel. Bu çok zeki bir şey. Adamım, bir yukarıcı gel. Adamsın. Zeki bir adam. Tamam, Erdem böyle yaptı. Hayırdır? Erdem tuttu. Demek ne kadar iyi oynadı ki. Ne oluyor, bana mı yükseliyorsun? Diyecektim Mehtap 2. Aferin sana. Yok, ciddi çok güzel bir şey yaptı şu an. Mehtap'ı bakıyordum. Sen de kesip kesip doğuruyorsun burada zencefilleri. Burada tamam, bırakıyorsun. Tamam. Bundan sonra sana kimse inanmayacak kızdığında. Ya, bu adam güzel taklit yapıyor. Gelsene evet. Biraz yap ondan orada geldi. Sen beni niye taklit istiyorsun hep seni ya? Sen bana niye böyle yapıyorsun? Ben burada çalışıyorum burada. Topumla oynuyorum. Sen bana böyle giriyorsun. Bunu görmemiştim. Yürü git Burhan. Yürü git. Ağlama, ya. Ağlama. Ben çocuğa gidiyorum ya. Derken... Bye. Bugün Kırmızı Oda'ya çağıracağım kişi Serhan olacak. Çünkü son zamanlarda karışık durumlarımız oldu onunla. Soracağım sorular olacak ve buna göre ben yoluma devam edeceğim. Tanıma konusunda. Ne haber? Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben çevireyim hemen. Unutuyoruz sonra. Evet. Bugün böyle ikimiz de mavi mavi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi. Bugün buraya seni çağırmamın sebepleri var tabii ki. Duymak istiyorum. Öncelikli olarak daha önce de biliyorsun en son seni çağırdım. Hala ben istikrarımı koruyorum. Ama tabii ki son zamanlarda aramızda yanlış anlaşılmalar oldu. Seda Hanım da benimle alakalı sana açıklamalarını yaptı. Biliyorsun eserle alakalı. Evet. Bu konuda da sen orada demiştin ki Daniela kendi bitirdi. Ama sanırım yanlış anlaşıldığından dolayıydı. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Eser çok fazla havalandı. Hı hı. İster istemez evde böyle bir hava içerisine girince evet. Bu da senden kaynaklanan bir şekilde oldu. Ben de orada tepkimi gösterdim haliyle. Anladım ama duyduğum kadarıyla sonrasında zaten öyleymiş diye bir tavır oldu. Öyleymiş olayı şu, Erdem'in konuşmuş olduğu şeye hak verdim sadece. Çünkü ben insanları birilerinin konuşmasıyla değerlendirecek biri değilim normalde. Hı hı. Sadece izlerim, kendi kararlarımı kendim veririm. İzlediğim görüntü de ortaya çıkınca dedim çocuk haklıymış. Çünkü o zamanlar hak vermemiştim. Görüntüyü görünce haliyle ben de haklıymış dedim. Yalan değil yani. Haklıymış derken Erdem ne konuda benimle alakalı haklı olacak? Ya her zaman söylüyor ya işte Dani biraz tutarsız davranıyor diye. Hı. Ben de haklıymış dedim yani. Evet ama keşke gördüğün görüntülere göre değerlendirme yapmasaydım benle. Evet ama yanıltabiliyorlar bizleri biliyorsun. Evet biliyoruz. Her neyse ben seni tanıma konusunda Instagram şu anda koruyorum. Ama benim de görmüş olduğum görüntüler var. Sen de bir var. Ön yargıyla yaklaştığım için belirteyim buradan kusura bakma yani. Yapmamam gerekiyormuş ön yargıyla kimseyi yargılama gerekiyormuş. Hı hı. Dani ben seni sildim diyemem. Ben şu an senin üzerine çizik atmıyorum fakat... şunu yapman gerekiyor Daniela. Bir cümleyi kurarken gerçekten görüntünün bir yere verileceğini bilerek öyle bir cümle seç ki. Çünkü evet, sen zeki bir kızsın. İstersen onu uygulayabilirsin. Evet zaten ben fikirlerimin bana göre
doğru ilerlediğini şu anda da lanse ettiğimi düşünüyorum. Ben seni tanımak için gelmiştim ve istikrarlıyım şu anda bu hareketimle. Şey. Ve bunu da şu an seninle paylaşmak istedim. Ben buraya başkasını da çağırabilirdim ama senin önce fikrini almak istedim. Benim hakkımda düşüncelerini ki ben de ona göre seni tanıma yoluna devam edeyim ya da başkasını tercih edeyim diye. Bunu şahsi olarak sana burada sormak istedim. Bir kadının ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak bazen gerçekten zor. O yüzden bugün Dani beni kırmızı odaya çağırmadığında yani üzülmedim. Çünkü onun bir sebebi vardır. Bilmiyorum artık Ceyda'ya kıskanlığından mı hani Serhan'a yanaştı ama Dani ile zaten olacağı varsa olur. O yüzden pek hani içimde kötü bir şey beslemiyorum ona karşı. Tam aksi hani hala kafamda Dani ve yürüsüne yürüyeceğim. Ben Serhan'ı Dani ile konusunda çok tutarsız buluyorum. Çünkü Serhan karşısındaki kişinin giyimine kuşamına önem verdiğini söylüyor ve kapalı giyinmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Dani ile bugün çok açık bir büstiyer giymişti. Buna rağmen Serhan hala onunla görüşmeye devam ediyor ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Peki sen hiç çelişmiyor musun acaba? Ne hani ona orada dedin ki sen eğer ki bak düzeli tartışıyoruz seni. Tamam. Ha eğer ki korkmuyorsan benimle ilgili bir durum var. Mesela dedin ki o gün ağlayarak izledik sizi burada. Sen de vardın. Sen de kendini evet. izledin. Cansel'e yeşil ışık yapma. Lütfen öyle yapma. Lütfen evet, böyle yapma. Evet, eğer ki bana senin sinirlenmelerinin işte Emre'ye karşı sinirlenmelerinin de sebebi ben değilsem yani benim adım Cansel değil gerçekten. Peki ve sen de dürüst ol bunu söyle. Evet niye İyi de sana yeşil ışık bak. Emre hiçbir şekilde sana ışık yakmadı. Cansel sen bunu ama anlamıyorsun. Ama sen niye ağlıyorsın yakmadıysa ya? Sana mesela git ya. Demiyor. Kıskanıyor olabilir. Belki kırılacaksın diye git demiyor. Seni istemiyorum yani demiyor. Seni ama peki, seni gerçekten seninle istemiyor. Öyle mi? Peki evet. Seninle ikimizi birlikte karşısına aldı, konuştu hatırlıyorsun değil mi? Evet dedi ondan ki, sonra ne yaptı? Aynen böyle söyledi yalnız. Söyleyeyim. İkinizin de dedi farklı özellikleri var dedi. İkiniz de bir seçeneksiniz gibisinden konuştu. Evet, İkinizi aynen, de doğru. dedi kırmak istemiyorum dedi. Sonra Ayça dedi ki sen dedi benimle ilgilendin. Bana çok hani aşırı ilgi gösterdin. Benim sana karşı olan ilgim hiçbir zaman aynı dozda olmadı dedi. Kendi söyledi bunları evet. konuştu. Senin eğer ki mesela ben Ceyda'nın yaptığını yüzsüzlük olarak buluyordum. Anladın mı? Eğer ki mesela şöyle dese Emre bana bir de benim açımdan bak. Ya ben Ayça'yla yoluma devam edeceğim ama bana karşı benim yüzüme geldiğinde bana bunu söylemiyor. Anladın mı? Kırılmamak için bak o yemekte o dışarıda dediğin gibi ikimizle konuştu ya hani ben çıktım bana dedik içeri geç falan yaptı. Ben buraya geçtiğimde Emre de benim peşimden çıktı dışarı gitti. Yani onunla bak, oturmadı bile orada. Ben olsun tamam, orada benimle oturmadı. Ben şöyle yapacağım. Ben de diyeceğim ki o zaman diyelim ki Emre'yi çağırdım tamam mı? Diyeceğim ki soracağım hani böyle böyle bir şey varsa söyle hani bugün bir karar şeyi olsun anladın mı? Eğer ki böyle beni kırmamak için yapıyorsa söyle çünkü benim kırılacağım bir durum yok ortada derim. Doğru benim kendisi de biliyor hani benim sana Ayça'yla aynı eşdeğerde değil hislerim. Ben o kadar hissedemiyorum zaten sizin ikinizin geçirdiği kadar birlikte vakit geçirmedim. Ama böyle böyle bir şey var eğer ki gerçekten onların dediği gibiyse tamam şu an kestir at diyeceğim anladın mı? Beni kırmamak için falan filan. Kimsenin başka konuşmasına gerek yok ki. Ben de böyle bir erken lafında çok kırılacak bir insan değilim. Ama bugün Hayır. eğer çağırırsam bak, bunu söyleyeceğim ona. Ben şu an ikinizle alakalı konuşuyorum. Emre'nin bak Emre sana doğru düzgün bir cevap vermedi. Sen de bundan kendi bir yaşın çok gördün. Burada haklı. Burada Cansel ama haklı. Ama şunda evet. gene sıkıntı var. Cansel'in şunu düşünmesi lazım. Bu Emre denilen çocuk Ayça'ya da net bir cevap vermiyor, evet. bana da net bir cevap evet. vermiyor. O zaman bir sıkıntı var deyip geri vazgeçmen lazım. O zaman bunu Ayça'nın da düşünmesi gerekiyor. Ayça, onunla konuşuyorum zaten. Vay 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 vay, gülümsemeler, ıslıklamalar. Neşesi yerine geldi. Bence sürpriz bir aday. Ben M dedim. Ben de M diyorum. M mi? Onun ben sonunda. Ben de bilmem dedim. Aa ama M de, en azından M'yi söyle. O sonunda. Vallahi arkadaşlar. Şaşırmaya devam ediyoruz bugün. Şaşırmaya devam etmiyorsunuz da. He. Bazıları belki bozulmaya devam edebilir. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Kırmızı odaya henüz hiç çağrılmadım. Kıskanmıyorum. Kırgınım sadece. Kızlarda büyük bir önyargı var. Ama bugün Melek'in çağırmasını bekliyorum ve gerçekten de istiyorum. İşte Emre bizi ikimizi karşısına alıp konuştu. Cansel kahve içiyor musun? Dedi ki. İçemiyorsun maalesef. Evet, hadi bak. Hadi git konuş şimdi. En sona ben mi kalacağım ya? Konuşacağımı merak ediyorum. Sorduğum sorulara ne cevaplar yönelteceğini merak ediyorum. O yüzden Emre'yi çağırmak istiyorum.
Oo. Emre bir daha çağrıldı. Oo. Cansel, ne haber? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ben... İyiyim. Seni sormalı. İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şaşırdım. Şaşırdın mı? Aynen. Emin misin? Evet. Çünkü ben senin fikirlerinin değiştiğini düşünüyordum. Neden öyle düşündün? Hal ve hareketlerinden, tavırlarından, davranışlarından. Doğru, sana biraz soğuk davrandım. Çünkü yemeğe gittiğinde sürekli Ayça'nın adını söyledin. O yüzden. Ama bazı şeyler kesinleşsin istiyorum. Yani kesinleşsin derken sana kalkıp Ayça'mı ben mi demeyeceğim burada tabii ki. Ya öyle bir şey demeni istemem zaten. Aynen. Ben de yani. Biliyorum bu seni geriyor ki zaten öyle bir şey eğlenecek bir durum yok. Açıkçası ben seni gözlemlemeyi bırakmıştım. Hı-hı. Neden bıraktım? Çünkü senin artık farklı kişilere yöneleceğini düşündüm. Tamam mı? Hani çünkü benim tavrım belliydi sana karşı. Hı-hı. Yani senin başka insanlara yöneleceğini düşündüğüm için ben seni gözlemlemeyi bırakmıştım. Hı-hı. Ama şu an gördüğüm kadarıyla sen yine fikrinde sabitsin, fikrinde netsin. Bu beni mutlu etti tabii. Neden mutlu etti? En azından karşımdaki insanın dürüst olduğunu anlamış oldum. Bak, senin burada ben şu anda dürüstlüğünü yakalamış oldum. Anladın mı? Dedim ki demek ki sırf Ayça'yla münakaşasından değil, sırf Ayça'ya olan inadından değil, gerçekten düşüncesinin bu olduğunu göstermiş oldun sen şu anda 3 hafta, 4 hafta sonra bana bunu göstererek. Bu iyi bir şey. Ama benim açımdan bakarsan duruma, yani hani benim ne düşündüğümü merak ediyorsan. Vallahi şu an Ayça gerçekten benim gözümde değeri yükselmeye başladı. Bunu sen de fark ediyorsun. Hediye bak, farkın, veriyor sana, aşkını itiraf ediyor. Ya bunlar bak güzel şeyler Cansel. Yani hani bunları sakın yanlış anlama, olur mu? Evet. Yani neden? Çünkü burada biz insanları tanıyoruz, insanları gözlemliyoruz, görüyoruz. Ayça bu, o kadar samimi geliyor ki bu yaptıklarıyla, anladın mı? Belki sana samimi gelmiyordur onunla aranızda geçen muhabbet. Araya gideceğim, bir şey söyleyeceğim sana. Niye Ayça sana samimi geliyor biliyor musun? O sana bir adım geliyor, sen ona bir adım gittiğin için. Ama benim daha neler yapacağımı görmedin, anladın mı? Ki sen benim neler yapacağımı göreceksin. Gördükten sonra ben sana onları yapınca da ben senin neler yapacağımı göreceğim. Anladın mı? Bunun nedeni bu olabilir, bunu da biraz düşün. Anladın mı? O sana adım atınca sen de ona adım atıyorsun. Ama şu an yerimizde sayıyoruz, anladın mı? Bence sen de bir düşün. Tamam. Düşüneceğim o zaman. Düşün. Yani kestirip atmadın ama. Kestirip atmak değil mevzu bahis. Sence yüzsüzlük mü peki? Sonra artık. Tamam, doğru. Gel. Ne oldu? Gözleri bana dikmişsin. Sen bir daha gideceksin ama. Yani 2-2 ama sen bir daha gideceksin. Şey pardon. Sen ilk gittin değil mi? Bir gittin. Bir kere gittin de. Evet. Sen bir daha birazdan gidersin yine. Ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Hatta 3 kere gideceksin sen bugün. Allah Allah. Tabii. Hayırdır? Bana mı oynuyorsun? Sana oynamıyorum kardeşim. Sana benle oynuyorlar. Uğraşma. Benle uğraşma. Sana oynuyorlar. Söylüyorum ben sana. 3 kere gideceksin bugün yani. Bunun kaçarı yok. Ben hiç zannetmiyorum çünkü geçen hafta kardeşim beni o evden bunların nazarına geldik. Kimse çağırmadı. Yani kimse çağırmadı derken kimse koruma altına almadı. Şu an durum çok farklı ama. Bir kere... Ama bir kere daha kesin çağrılacaksın. Üçüncüden emin değilim. Üçüncüye ben de gidebilirim tekrar. Ay hocam. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Bir iki canmaz oynamaz. Bugün Kırmızı Oda'ya Serhan'ı davet etmek istiyorum. Çünkü Serhan'la bir takım konuşmalar yaşadık ve ben bu evde en çok Serhan'la muhabbet ettim. Onu tanıma fırsatı buldum. Şimdilik onu tanımaya devam etmek istiyorum. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Öğrenmişsin. Evet, aklımda. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Sadece. Senin nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. Eve yavaş yavaş alışıyorum. Kızlara alışıyorum.
İlk sen beni çağırdıktan sonra evde konuşma fırsatı bulduk. Evet. Sonra eve gelip gittiğinde de dikkat ettim. Ne bilmiyorum, benimle ilgilendiğini hissettim. Ben de bugün seni davet etmeyi düşündüm. Çünkü konuşmak istedim. Bu evde şimdiye kadar bütün adaylar arasında en çok seni tanıma fırsatı buldum. Hı hı. Şimdi yine senin hakkında bir şeyler duymak istiyorum. Bugün benden kahve istemen hoşuma gitti. Bu yüzden. Öyle mi? Evet. Ben de şunu düşündüm aslında. Sonra dedim söylemese miydim acaba? Neden? Biraz buruktu yüzün. Ve dedim acaba keşke söylemese miydim? Ya ben... Onu mu bekliyordu yoksa orada bir şey konuşabileceğini ve onu böldüm gibi düşündüm de. Yok. Şöyle düşünüyorum. Ben senden istedim çünkü sebebi de şu. Diğer arkadaşların bu konuda birazcık hassas düşünmediklerini biliyorum. Daniel'e hariç. Çünkü Daniel'e gerçekten orada sadece bana değil, bütün arkadaşlara bir gelin adayının davranması gerektiği gibi davranıyor. Yani ben yiğit öldür hakkını ver demişler ya. O lafın her zaman arkasında olan bir insanım. Diğer arkadaşlara biraz mesaj veriyorum alttan yani neden siz de böyle olmuyorsunuz diye. Senin bu konudaki davranışını merak ettim. Sen de zaten kalktın, beni yanıltmadın, kahveyi yapmaya gayret gösterdin her ne kadar içemesem de. Evet. Ama içmiş kadar oldum, sağ ol. Yapma fırsatım olur inşallah. Ben şeyden hoşlanmıyorum. Bazı arkadaşlarımızın, hepsi için söylemiyorum, fırsatçılık yaptığını düşünüyorum. Böyle biri geldiğinde hemen, yani normalde siz yokken geniş geniş yayılan insanların biri geldiğinde böyle kalkıp elinden ayağını titremesine gıcık oluyorum. Aynen. Ben yapacaksam sen yokken de yaparım. Sen geleceğinde işte gelmeni bekleyip yapmak istemekle de, yani o şekilde de yapabilirim. Evet. Ama senin benden istemen hoşuma gitti şimdi. Ama ben durduk yere kalkıp sana kahve yapmaya kalksam. Ne bileyim, ben aramızda henüz bir şey yok, belli bir şey yok. Yanlış anlarsa ya da dışarıdan yanlış görülür diye düşündüm. Seninle öyle. İlgili de şöyle bir tespitim var. Kıyafet konusunda dikkat ediyorsun. Bunu ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Ne amaçla? Belki bu senin tarzın. Hı hı. Belki de gerçekten bu evde böyle bir şeylerin olması gerektiğini ben hep de öne sürüyorum ya. Belki biraz izleyerek, bir şeyleri anlayarak geldiğini düşünüyorum. Hı hı. Sadece bunu sana sormak istiyorum. Sence hangisi? Neden sen? Ben hemen şöyle söyleyeyim sana. Birincisi... Giyimine dikkat ediyorsun çünkü. Ailem izliyor. Evet, çok güzel. En önemlisi benim için. Hı hı. Ve yani ben normal hayatımda, yani yine bu giydiklerimin hepsini normal hayatımda giyiyorum çünkü bunların hepsi benim kıyafetlerim. Evet. Yani dışarıdan ya da buradan giymiyorum. Hepsi kendi kıyafetlerim. Önemli olarak ailemin izlemesi, annemin seyretmesi, işte ablalarımın, akrabalarımın bakması benim için çok önemli. Hani ve ayrıca tek benim annem değil, ekran başında bir sürü anne var. Evet. Ve 7 tane damat adayının annesi de var. Bir insanla alakalı konuşmadan fikir sahibi olmak istiyorsan önce nasıl göründüğüne bakarsın. Senin annen atıyorum beni tanımıyor. Benimle alakalı fikir sahibi olmak isterse bir bakar bu kız ne giymiş. Tabii izleyerek görecek zaten. Ben de bunu düşünüyorum. İster isteniz bana da ailem yani sonuçta direkt verecektir. Kesinlikle. Seninle alakalı mesela senin görüştüğün kızı merak ettiklerinde, hı hı, şöyle bir döner bakarlar. Kızlarla tartışıyor mu? Yemek yapıyor mu? Mutfağa giriyor mu? Temizlik yapıyor mu? Birisi ondan bir şey istediğinde nasıl tepki veriyor? Üzerine peki, ne giyiyor gibi. Seni tanımak adına... Soru sormak istiyorum. Söz dinler misin? Saygılı mısın karşındaki erkeğe karşı? Ya ben bana mantıklı gelen her konuda söz dinlerim. Yani bir kere karşımdaki kişinin söyleme tarzıyla alakalı. Atıyorum. Erkek çok gerildi. Ben sana karşı inanılmaz derecede sinirliyim diyelim. Senin de bana olan bir ilgin var. Tamam. Ve orada beni sakinleştirmek adına... Tamam. Haklı da olsan susup, hı-hı, daha sonra benimle bunu susup paylaşır mısın? Evet. Ya bunu öğrenmek evet, istiyorum. Evet, o an üzerine gelmem çünkü aynısını ben de yaşıyorum. Ben de sinirliyken benimle konuşulmasını istemem. Çünkü işte Ceyda'nın böyle bir tutumu olduğu için ben aşırı derecede rahatsızlık duydum. Ve de ben Ceyda'nın hiçbir zaman hayalleriyle oynayacak bir cümlede bulunmadım. Her zaman dedim ki hani ben senin hakkında kesin konuşmuyorum, gözlem yapıyorum. Senin bu şekilde... iyimser yaklaşımından ötürü ben seni de daha dikkatli gözlemleyeceğim. En azından herkesi genel olarak gözlemliyorum fakat seni dikkatli gözlemleyeceğim çünkü sen gayet dürüstçe
sana karşı biraz daha ilgim var, seni daha iyi tanımak istiyorum dedin. Bu güzel bir şey. Sen de beni dikkatli izle. Öyle yapıyorum. Benimle alakalı rahatsız olduğun bir şey varsa ben eleştiriyi her zaman açığım, konuşabilirsin. Tamam. Biri artık şu Ayça'ya ya bir dur desin ya bir devam desin yani. Şeyi kampanyası oluşturacağım. Aslında Emre ben... artık bize söyle. Ayça mı, Cansel mi, hiçbiri mi yani. Böyle bir kampanya. Çok sıkıcı ya. Ben de sıkıldım artık bu durumda. Ayça'nın tek avantajı benden bir hafta önce gelmiş olması. Bir de Ayça'nın sürekli onun üstüne düşmesi. Bu benim karakterimde olmadığı için pek yapamıyorum ya yapamazsın sadece. Yapamazsın ki şu anda zaten. Ve şu an yani asıl onu yaparsam bence yüzsüzlük olur. Anladın mı? Bizim aramızda o kadar ilerlemiş bir şey yokken kalkıp hediye medya alırsan az önce falan, bak kızlara da söyledim. Kimsenin dedim Cansel'e yüzsüz falan demeye hakkı yok dedim. Herkes burada istediğini tanımakta özgür. Cansel de bir şey hissediyor ki dedim. Emre ne üzerinde hani karar kılmak istiyordun? Aynen bunu mesela o melek için neyi bekliyorum biliyor musun? Açık vereceği zaman, açık verdiği anda dalacağım. Niye biliyor musun? İyi niyetli melek gibi bir kız gibi görünüyor ya, bence değil. Suratına da söyledim dedim sen melek gibi görünüyorsun diye. İyi niyetli bir kız değil, özellikle benim açığımı kollamaya çalışıyor. Konuşmak için, görünmek için, hani konuştu görünmek için özellikle benim olaylardan yola çıkıyor. En kolay yorum yapabileceği şey benim şu an çünkü. Benim olayım en kolay yorum yapabileceği şey. O yüzden kalkıp işte bu iki insanın arasına girmek saygısızlık bilmem ne şöyle böyle öyle diyor. Demiş, avukat işte. Anladın mı? Ona ne? Hayır şimdi ben... Ona büyük bir cevap vereceğim ona. Senin görüşmen pozitif miydi? Evet. Vallahi. Yani ben burada söylediğimi söyledim zaten. Seda Hanım'a söyledim ya, tanımak istiyorsa ben buradayım. Ama ben ilk adımı atmıştım zaten. Benim tavrım net. O beni tanımak istiyorsa tanısın. Sorun yok. Ben tanımak istiyorum diye gitmiyorum yani. Çünkü benim söylediklerim de öyleydi. Sen yokken de o açıklamayı getirdim. Senin düşüncelerine saygı duyuyorum, doğru. Yine aynı görüşteyim. Yani geri gelir. Ben daha bir hafta içerisinde Duygu Hanım'ı tanıdığım kadarıyla, yani o... Söylediklerimin arkasındayım yine. Bir hafta çok erken. Nasıl mesela bir ay geçiyor. Daha hala netleşemiyoruz. Bazen bu üç ayı buluyor. Bazen bir haftada biraz daha hızlı gidebiliyor. Ben sadece bunu yaşadım. Duygu Hanım'la ilgili ben sözümün arkasındayım. Bence boş yere benim arkamdan dedikodumu yapıyorlar. Asıl önemli olan şunu anlıyorum. Tamamen vicdan yapıyorlar şu anda. Onun ismini yazdıklarından dolayı. Ben tabii ki beni... Tanımak isteyen adayların her zaman beni tanıyabileceklerini söyledim. Ama Duygu Hanım gitti. Ben yine arkasından ne gerekiyorsa onu da söyledim. Ve her zaman da bunu tekrar edeceğim. Ben ilk gün neysem son günde aynıyım. Boşuna orada laf ebediği yapıyorlar. Ben gittim orada kahve yaptım, ona yapmıyordum. O sonradan geldi. Ben Mehtap'a Tansu'da yapıyordu kahveyi. Bana vermedi. Anladın mı? Ben de istemiştim. Hani beklemesin diye onu uzattım. Böyle bir saygısızlık ne yok abi uzatınca? Ya. İçmedi. Benden istedi. Ben yaptım ama içmek istersen alırsın dedim. O dedi yok içmeyeceğim. Sadece sonra Melih'e de bir de senin elinden kahve içelim. Tamam sen böyle bir saygısızlık ben hayatımda gerçekten görmedim ya. Ama bak o maç oysa eğer ben de topuklu Efe'yim. Topuklu Efe ne demek sen biliyor musun? Ne demek? Sözünün eri net, hiçbir sözünden caymayan demek anladın mı? Ama o maç o değil. Kesinlikle maç o değil. Ne buraya yazıyorum maç o değil. Asıl oyunu kendisi oynuyor. Sana oyuncu dedi o biliyorsun değil mi? Asıl oyunu kendisi oynuyor ya. Ya böyle saygısızlık mı olur kendi ya? Kendi ama adam değil kelimesi çok ağırdı. Yani hiçbir erkeğe söylenmez. Ya bak adam bak bir adam diyorum bak. O ben bir erkek diyorum, o bir adam yani. Bak, onun bir adam diyorum bak kalitli. Bir erkek Ayça bir erkek hatta. Bir adam bunları yapmaz. Böyle bir saygısızlığı yapmaz anladın mı? O yüzden o adam değil. O senin anladın adam mı? Değil elinde kelimeni. Elinde tespih sallamakla maç olunmuyor kardeşim ya. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Beni dinleyecek misin? Burada onun üzerine yükselen adam mısın dediğin için sana Serhan... Değil işte, iyi ki de demişim abi, evet. İyi ki de değil. Demişim iyi ki de. En sona ben kaldım ya, yok böyle bir şey. Erdem'i çağırıyorum çünkü hala konuşacak şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu eve gelmiş olmasa...
Ve Erdem düştü. İki oldu. İki oldu. Kardeşim, üçüncüsünde kafayı annene ısırırım. Sesleniyorum buradan. Üçlemek lazım. Annene sesleniyorum. Sana bir kurşun döksün kardeşim hafta sonu. Tam şurada ortada biz yapalım bence onu. Erdem heyecan yapma, sakin ol. Kardeşim, sana değen gözlerin gözü çıksın. Devam et. Eyvallah, amin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimi bekliyordun? Seni bekliyordum tabii ki. İyiyim, sana ne oldu? İyiyim ben de. Şimdi başlatalım. Başlatalım. Ne yapıyorsun? Başlatmıyorum. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Yemek yapıyorduk. Ellerim yine sarımsak. Bakayım. Nasıl gidiyor? Daha çok kokuyor. Evet. Bunu doğradım. Ne yapıyordunuz? Vallahi tavuk. Değişik bir yemek yapıyoruz. Kemiklerinden çorba falan yapacağız. Bulgur pilavı yanında. Ben de getireceğim mi? Getireyim mi? İstiyor musun? Tamam. Hastayım ya ben. Hastasın ya. Tavuk suyuyla çorba. Evet. Tamam, hepsinden getiririm. Tamam. Sonra? En son kavgamızdan sonra nasıl gitti? Gayet güzel gitti. Benim hakkımda dedim ya, değişiklik yok. Herhangi bir fikir değişikliği de yok. Bu olan hislerimi değiştirecek bir şey değil. Ben de seni çağırırım farkındaysan. Ya, bu çok güzel bir şey. Beni çok mutlu etti. Hemen de sana öyle şey yapma da. Ne? Öyle hemen havaya girme de. Havaya girme. Bak, kelimeyi bana kullanma. Eğer başka birisi olsaydı şu an seninle burada, ben ya bu yoldan gidecektim ya bu yoldan gidecektim. Ama bunun birleştiği yer yine aynı yer olacaktı. Neyse yani, şey olmasın yani. Ne olmasın? Hemen de böyle şey olmasın yani. Allah'ım. Evet ya. Yani. Küpen de yapıştı zaten bugün bana. Evet. İnşallah bugün tekrar görüşürüz. İnşallah bizim eve gelirsiniz. Ya çok istiyorum. Ben de. Süremiz bitti. Bitmedi. Ya hayır. Bitiyor. Görüşürüz. Gel beraber çıkalım. Hiç ummuyordum Melih. Senden özür diliyorum. Çünkü yanıltan adaylar oldu beni en başından beri. Senden de bunu düşünmüştüm. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Oh be. Kahve istedi benden gider ve bir tek benim temizliğim verdi. Maçolar ve, maçoların dilinden ve anlarmış. Evet, bir şey sana söyleyeyim mi? Anlıyorum onu. Ben mesela yayın yapıldığını bilmiyordum diğer eve temizlik konusunda ve hiç onlar için yapmamıştım. Ve geldiğinde burada bir tek benim temizliğim verdiğini söyledi. Seni tebrik ederim dedi. Hani olması gerektiği gibi yapıyorsun, hani kaytarmıyorsun falan. Cansu diyor ya, sen mi toz alıyorsun, toz mu seni alıyor? Öyle söyledi falan, hoşuma gitti. O konu ayrı. Ben şu kırmızı odadan bahsediyorum. Belki o başka biri. Dur sen, şimdi çağırdığın kişi mutlu oldu. Evet. Bir ışık yaktı sana. Evet. Kalkarken nasıldı? Süre bitip de kalktığınız zaman nasıldı? Gülüyordu. Heyecanlı mıydı? Gülüyordu, evet. Ne güzel. Evet, hatta böyle hani elime mi sıksa çıkarken, dışarı mı çıksa böyle bir bilemedi falan. Ay, çok iyi ya. Evet, gözlerim içine bakarak konuşuyor falan böyle. Sen heyecanlandın mı? Biraz ya, böyle heyecanlandım. Ya ben istediğim kişiyi kırmızı odaya çağırdım da beni heyecanlandırıyorsa yerimde oturamıyorum. Koltukları düzeltiyorum, abajurları düzeltiyorum. Ben de düzelttim. Sen evet, de mi yaptın evet, aynısını? Evet, üstümü düzeltiyorum. Ben de öyleyim. Buraları düzeltiyorum. Ben de öyleyim. Ya heyecanla oturamam ben yani. Hatta bak sana ne söyleyeyim. Ama bu sefer nedense çağırdığım kişiyle alakalı hiç kalkıp da bir yerleri falan düzeltmedim. Çünkü onun bu tarz şeylere takılmayacağını biliyorum. Hani ben de kendimde takılmayacağını hissettim. Rahatım. Psikolojik olarak rahat olduğum birine çağırdım. Ben senin bu çağırdığın kişi umutluyum, biliyor musun? Eğer senin bu... Ay, dışarıdan artık, da aynı tepki alıyorum. Artık bu senin hakkında söylenen yorumların bitmesini ve senin ciddi anlamda biriyle görüşmeni istiyorum. O sağlayacak gibi istiyorum. Değil mi? Evet. Mutlusun. Evet. Mutluyum. Söyle. Gayet güzel geçti. Yani onun karısını alabilir misin? O acayip. Evet. Çıkmıyor, denedim. Sen maç olsan eğer ben de topuklu yapayım. Hadi bakayım. Sen adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığından. Hiç pişman değilim. Yani Serhan insanları artık kırmaya başladı. Hayatta yani Serhan'ın adını ağzıma alma. Açık şık söylesene, senin problemin ne? Eser, seni rezil etmek istemiyorum. Rezil et bakayım beni. Daha sen konuşacak mısın Eser? Konuşacağım.
Kalkmış önümde kabadayılık yapıyor bana ya. Niye eve gidince konuşalım diyorsun? Emre ile Serhan'ı arkana almak için olabilir mi acaba? Öyle konuşup da çıkarsan hiçbir şey öğrenemezsin. Anlatabiliyor muyum? Kes! Ben ne oldum? Allah Allah. Ama o zaman ben gündüzki yorumumu geri alıyorum arkadaşlar. Şu anda Erdem'in suratındaki bu gülümseme... Tanku çok affedersin. Efendim, yok. Affedersin. Sonra yükseldim. Çok kısa bir zamanda. Ha, şimdi söyleyebilir miyim? Acayip. Seninle bahçede konuşmama gerek kalmadı. Ama konuşalım yine. Konuşuruz yine. Başka bir şey mi? Bana bir yok. Kırmızılık falan ama ve... böyle güzel bir şey, güzellik gelmiş. Yok, merdivenler değil mi? Ateş bastı. Batmasın. Kalk bakalım. Bugüne kadar gözyaşı döktüğüm, onun için ağladığım, tartıştığım, kavga ettiğim kişi beni oyunculukla suçladı. Oyun yaptığımı düşünerek onunla yüzleşmek istedim ve Serhan'ı çağırdım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Bu sefer ben konuşacağım. Sen sus lütfen, tamam mı? Konuş. Benim oyuncu olduğumu iddia etmişsin. Evet. Birincisi. İkincisi, ailenin benden negatif elektrik aldığını iddia etmişsin. Evet. Değil mi? Oyunculuk konusuna gelince, benim ağlamam, senin için kavga etmem, herkese Serhan'ı seviyorum demem oyunculuk mu oluyor? Ben anlamadım bu işi. Gerçekten anlamadım. Cümlelerinin oyunculuk hepsini yani? Bitir, ondan sonra ben yorum yaparım. Tamam, konuşuyorum. Yani bunun için nasıl oyunculuk? Yani bunu nasıl oyuncu olarak algılıyorsun? Ben anlamadım yani bu yaptıklarımı, delirmemi. Nasıl oyuncu diyebiliyorsun ya? Ben cidden hani şaka gibi ya. Çok ilginç geliyor bana. O kadar ağlamam, çırpınmam, tartışmam. Sana oyuncu olmam gibi, hani oyunculuk gibi mi geliyor sana? Oyun yapmam... Öyle gözüküyorsun ya, dışarıdan. Konuşamıyorum bile. O derece sinirliyim yani, anladın mı? Sinirlenecek bir şey yok. Kimse senin tapulun, malın değil yani. Anladın mı? Sen ilk baştan beri istikrarımı korudum ben. Korudun. Tamam mı? Sen beni tanıma fırsatı bırakmadın ki. Peki niye ben seninmişim gibi davranıyorsun arkadaşım? Ya ben... kötü bir şey mi bu? Kötü bir şey. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ben bu duyguyu yaşıyorsan... Ben seviyorum demem kötü bir şey mi? Ben sevgine bir şey dediğim yok senin arkadaşım. Ben sadece şundan rahatsızım. Sen nasıl oluyor da benim olduğum yerde ben seninmişim gibi davranıyorsun? Ben bir obje değilim, bir kere bu bir. İkincisi, senin röportajlarında benim adamlığımla alakalı vermiş olduğun direktifler bile var. Yani. Evet, çünkü bir bayanı senin bu davranışların, bir adam bu şekilde davranmaz bir bayanı. Yemekte ben seni ödülümü paylaşmışım seninle. Bana sen bak. Kalkmış bana ne tepkiler veriyorsun yani. Sen hayatında kaç şey tane yani. Adam tanıdın da buradasın? He? Senin karşında böyle bir adam varken sen nasıl oluyor da bu adam adam değildir diyorsun. Bak ben seni bir daha uyarmayacağım. Benim adamlığıma sen değil, tamam mı? Kraliçe gelsin karşımda konuşamaz. Anladın mı? Benim bir tarzım, bir duruşum var. Onunla gelip sen seni hiç ilgilendirmez çok bu. Çok yanlış. Seni hiç... Böyle devam edersen seni... çok gözden düşeceksin söyleyeyim sana. Bir bayana bu şekilde davranılmaz. Ya niye sen Türkiye'yi oynuyorsun? Türkiye senin Türkiye'ye nasıl bir insan olduğunu yok. Görüyor bunu biliyor musun? Herkes görüyor. Bak herkes sana bir şey diyeyim mi? Beni, sen... beni de görüyor, seni de görüyor. Anladın mı? Sen maç oysan eğer ben de topuklu Efe'yim. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Göreceğiz bundan sonra. Benim yani, karşımdaki tamam kadının asil olması hareket gerekiyor. Edin, tamam mı? Sen de bu asaleti göremiyorum ve ben böyle bir kadınla sohbet bile etmem. Tamam mı? Güle güle olsun. Ağlıyor gene. Kesin de, kesin çağırdı yani. Çağırma dedik. Bizi dinlemedi. Ağlıyor. Ceyda. Ceyda niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu ablacığım? Söylediklerimde gerçekten haklıymışım ben.
Senle benden. Hiç de hiç de o burada yaptığım hareket ne var ya burada yaptığım onu hareket sen adam değilsin diye. Oturmayın. Dur bir saniye sen ya. Sen adam değilsin dedim ya ben burada. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim yaptığımdan. Hiç pişman değilim. Hala Türkiye'ye oynuyorsun diyor bana ya. Bana Türkiye'ye oynuyorsun diyor ya. Serhan'ı mı çağırdın? Da belli yani. O anlamda çağırmadım. Başkası yüzleşmek böyle. İçin çağırdım anladın mı? Ona bayıldığımdan çağırmadım bu sefer. Serhan'ı çağırdın değil mi? Ha? Ödeşmek için mi çağırdın? Ne oldu? Düelloya mı gittin, adamla buluşmaya mı gittin belli değil ya. Kavgaya gitmiş. Meleği de alayın yanına, tekvando biliyor. Saygısız. Ben dik kafalıyım ama diyorum ya, benden daha söyledim. Dik kafalısın sen. Yemin evet. Ediyorum. Üzülme diye söyledim. Hayır içimde kalacaksa suratına söylerim de arkasından konuşmak istemiyorum yani. Burada konuştuklarımı yüzüne de suratına da söyledim yani anladın ama mı? Ama bu kırmızı oda, kırmızı oda. Kırmızı özel odası. Bir şeydi. Bacağım nasıl boramış kaşım. Evet. Şimdi söyle yani, bakayım ne oldu Ceyda? Erkek adaylarla başkaca kalabildiğin tek yer. Her yani arkasından konuşuyormuş Serhan gibi çağırmış, şey göstermek kırmış. İstemedim. İyi oldu şimdi? Suratına yani. Söyledim her şey iyi de oldu. Ne dedin Serhan'a? İyi oldu içim rahatladı. Ne dedin kız? Burada ne söylediysem onları söyledim orada. Kendini bu kadar rezil etme. Rezil edeceğim o kendisini rezil etme. Ediyor ya. Böyle davranarak bir bayana bu şekilde davranarak için... o kendisini rezil ediyor ben değil. Hayır ama ben sen bir şey mi yapıyorum gidiyorsun. Ben ne yapıyorum üstüne ki? Gidiyorsun. Ben benim bir şey yaptığım yok yani. Ta yemekte bu konuyu kestirdi attı ailem istemiyor dedi. Sonra geldi burada açıklama yaptı adam sana tamam, daha ne ailem desin? İstemiyor diyor da bunu diyen hayır. Serhan zamanında ilk geldiğinde de ailem istemese de ben bir şekilde kabul ettiririm diyen de Serhan. Evet. Saygılı olanı kabul ettiririz ama saygısızı değil. Bunları söylüyor kırmamak için bu şekilde. Ben de geri vites olmaz diyen de Serhan. Bunlar hepsi Serhan'ın cümleleri. Ya Serhan'ı koruduğumdan değil ama adam üslubu ben Serhan'ın deniyor. Cümlelerini söylüyorum. Tamam ama bu üslubu deniyor. Serhan'ın Ceyda'ya kızmasının tek sebebi ona adam değilsin dedi. Serhan ondan sonra bitirdi. Hayır, Serhan bundan önce de Ceyda'yı istemiyordu. Serhan bundan önce de Ceyda'yı istemiyordu. Sen bizi hiç dikkat alma kafamdakine git hala. Hiçbir şey demiyorum. Adımın Melis Buzabetka'nın olduğu kadar eminim yani. Gerçekten diyorum. Bundan önce de Ceyda'yı istemiyordu. Çok belli yani. Biraz topla kendini. Biz sana sen kendini bu kadar yeni adayı çağır muhabbet et dediğimizde de bilmiyorum dediğinde tahmin etmiştik Serhan'ı çağıracağım. Evet. Bilmiyorum demesi. Ben de sen de burada Ceyda hala Serhan'ı koruyorsun Melek. Serhan'la alakalı ne dedim ya? Ya lütfen ağlama Ceyda ya. Serhan'la alakalı cümle kurmadım. Ağlama kurdu ya. Ya. O biraz önce şu an kurmadım. Bak oyuncu oluyorum ya. Yemin ederim hiçbir şey hak etmiyor çocuk var. Hiçbir şey değer. Ne değer hak ediyor ne başka bir şey hak ediyor. Ya bir dakika kardeşim bunun gözyaşı dökmesi kimseyi etkilemez anladın mı şu saatten sonra? Çünkü insanlar gördü. Değer verdim diye böyle biliyor musunuz? Yemin her ederim insan değer verdiğim diye hak eder. Yanlış düşünüyorsun. Biz seni uyarıyoruz ama sen bizi hiç dikkate almıyorsun. Yazıklar olsun ne diyeyim ki ben. Buna da oyuncu diyorsan ne diyeyim. Ben size yaşamış, görmüş, geçirmiş biri olarak söylüyorum. Lütfen sizi olduğunuz gibi kabul edecek, kendi şekline, kendi kalıbına sokmayacak bir adamla olun. O adam seni zaten olduğun gibi kabul ettikten sonra mutlu da etmeye çalışacak. Bak kendi kalıbına sokamadığı için üzüyor bir. Yani ailesine kabul ettiremediği için üzdü iki. Kılığını kıyafetini beğenmediği için üzdü dört. Ya, kılığını, ya kaç sayayım ben sana? Kaç? Üçü saymadın. Üç, dört. Sinirlendim ya. Sinirden ikiden dört atladın. Kendin ol. Sen sevmiyorum, sevmiyorum. Hayır ben öyle her gün başka birini tanımak istemiyorum. Bebeğim her gün tanım. Mesela bir adaylardan birini tanı bir hafta biz şimdi söyledim. Konuşuyoruz. Bizi yiyorlar mı burada yan yana? Bir sürü kamera ters var, insan var. Birbirimizi yemiyoruz ki oturup karşılığında sohbet ediyoruz. O zaman ters diyerek o zaman Serhan'la devam et. İstikrarını etmeyeceğim ya ben. Ne yapacağım? Ömür boyu geçmez onunla.
Yani Serhan insanları artık kırmaya başladı. Büyük ihtimalle artık bu kendini almayacak yani. Bitiyor, ben hayatta yani Serhan'ın adını ağzıma almam. Serhan zaten şu grubun içine bir gelsin, bütün erkeklerin içine Serhan'a bir sorum olacak. Yani yorum yapmam artık Serhan hakkında. Gelsin. Benim de var ya. Emre ile yakın olduğu için diyorum, arkadaşsınız. Emre ile yakın olduğu için ben Serhan'ı çok seviyordum. Serhan'ı ağzımdan düşürmüyordum. Korumalarda Serhan'ın adını veren bendim. Ben bazı şeyleri izledim. Serhan bir kere benim adımı söylememiş. Kimin adını söylemiş? Dane'nin. Sonunda oh be diyebildim bugün ve arkadaşlarımla kucaklaştım. Ceyda benden vazgeçtiğini söyledi. İnanın bu beni çok sevindirdi. Çünkü bir insanın benim üzerimden ağlayarak prim yapmasını hiç istemiyorum. Ve Ceyda'ya şunu söylemek istiyorum. Sen benim içimde hiçbir zaman olmamıştın ki Bites'in. Ben kimseye gereksiz yere ümit vermedim, vermeyeceğim de. Ya ben anlatmak istediğim olay şu kardeşim. Bir dakika ayaklanmayın da. Çok kısa bir dinleyin. Oğlum gidiyoruz da. Ya bir dakika ya, ben sinirliyim bu konuya karşı. Devam et. Devam et. Yapmış olmaya çalıştığı şey şu. Neden diyor? Cevabını alıyor. Normal şartlarda kendini bilen mantıklı ve asaletli bir kadın, anladın mı? Vazgeçmesi gerektiği noktayı bilir. Kadınlık gururu denilen bir şey var. İşte insanlar beni desteğe ihtiyacı var gibi görüyor. Bu beni rahatsız etti, anladınız mı? Ben delikanlı bir adam ve beni bu gibi bir duruma bir daha düşürmesin yani. Evet, sinir bozucu hakikaten. Doğru. O çünkü ben sana dikkat söylüyorum. Dikkat edin size. Geleceğiz, biz toparlayacağız orayı. Oradayken merak etme. Ben sana gerekli yetkinin sende olduğunu bilmeni istiyorum kardeşim. Orada dilediğin gibi nasıl bir cümle kuracağını, nasıl bir konuşma ele alacağının farkındayım. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Hadi keyfini çıkarın. Hadi. Benim beyler gelince bulaşığı bana bırakın, ben devam edeceğim. Değiştirmek yani değil mi? Mesela direkt Melis çok açık giyinen bir kız. Çünkü onu kapatamaz. Ama çocuk sevdiği güzel adam. Güzel bir dille değil mi? Melis şimdi bunu giyme hayatım ya. Olmaz. Bir gözlerine bakar ama söylesin. Etkilebilir. Öpmeyeyim. Niye acaba? Yakalıyor ya. Allah Allah. Kendin dur. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Aşağıda yakalar mısın benim diyor da. Mehtap mı yakalıyormuş? Hayır, yani seni yakalayacak bir şey vardı ama. Ne yapıyorsunuz? Görürdün o zaman. Yani. Kendini düşündüğün için. Hoş geldin. Çay yapıyorum. Bizim tavuk nasıl da ama? Bunu neden kapattın? Biz de tavuklu salata yapıyoruz. Çayı demlediniz mi? Altını mı kapattınız? Nasıl? Serin mi bahsediyor? Ben hiçbir şekilde senin yeterince hazır olduğunu düşünmüyorum dedim. Hal ve hareketlerini kontrol ediyorum dedim. Bu kontroller karşısında kardeşim gördüğüm tek şey saygısızlık. Anladın mı? Yok işte bir erkeğin adamlığına kadar dil uzatacak lükse sahip olan bir kadın. Ya biz annemizden ya da çevremizdeki bayanlardan böyle bir şey asla görmedik, anladın mı? Biliyorum, biliyorum, farkındayım. Ben senin nasıl yetiştirdiğini biliyorum. Benim karşımda böyle konuşabilen yarın öbür gün neler yapar? Ben neden kabul edeyim hayatıma böyle bir insanı? Kardeşim bir kere bak. Ben böyle bir insanla çay bile içmek istemiyorum ya. Kafadan şuradan hata yapıyor. Sen biriyle ilgileniyorsun diye karşındaki de seninle ilgilenmek zorunda değil. Bizim. Tamam. Tamam başlayalım. Ha, hadi Emre'ne gidiyoruz. Ağaç yanalım. Tamam. Yağma yemek yiyecektik biz. Daha karpuz kes. Ayça bir dakika dur, ne bana oluyor? Bana ne, beni kim tutabilir Ayça burada? Ayça. Gel gel, hadi bekliyorum. Kızım bir dur. Gel. Herkes kafasında belli başlı kişileri birleştirmiş abi. Şu an kimse, ben şunu gördüm. Herkes tanışmaya kapalı. Kesinlikle. Yani şunu gördüm, açık ve net, hani bu illa sen olacaksın diye demiyorum. Yeni gelenlerin hepsi diyor ki yeni gelenler birbiriyle olsun. Aynen, o tarz bir şey yapıyorlar, yani dışarıda tutuyorlar. Ya, açık ve net, herkes kapalı, yani tanışmaya kapalı. Bugün evin içinde de şeyden bahsettiler. İşte seni Adnan'la yakıştırıyoruz falan. Neden? Boydan. Abi dedim boylu olacak şimdi Allah aşkına, ne diyorsunuz yani? Sırf ben işte atıyorum Emre ile ilgilenmeyeyim, Serhan'la ilgilenmeyeyim, atıyorum Murat Bey ile ilgilenmeyeyim ya da birinin görüştüğü insana göz dikmeyeyim diye yeniye paslayalım. Onlar birbiriyle görüşsün, konu kapansın. Belki sen buraya geldiğinde Denela ile ilgilendin, hoşlandın. Belki Cansel ile ilgilendin. Biz de misafir gelince ayağa kalkıyor ama biz size öyle yapıyoruz. Ne haber Serhan, nasılsın? Hiç iyi değilim. Yok yani. Değilsin zaten, suratından belli. Ne yaptınız? Bir şey soracağım, görüntü verdiler misin eve? Yo. Tamam. Ne haber?
Hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? İyiyim, geç. Ne haberden? İyidir, senden. İyiyim. Ne olsun? Aa. Ama onu çekiyordum ben. Üstüne geldim. Çekmedin mi daha? Ne oldu, siz bu kadar gerginsiniz? Neyse, kapattık biz konuyu başımıza. Ay. Sadece sana teşekkür ederim orada gerekli cevabı verdiğin için. Nerede? O kadarını söyleyeceğim sana. Seren böyle asık suratlı olma ama ya. Asık suratlı değil, ben mutlu değilim burada ve ben buradan gitmek istiyorum artık. Hayır, olur mu öyle şey ya? Çok da güzel bu noktaya getirdi bir tanesi işte. Sen o boş ver orayı, o tarafı. Ben boş veremem. Biz o tarafla konuşuyoruz. Sen ben bu eve huzur bulmaya geldim. Burada gayet iyi niyetli insanları tanıyıp, tamam mı, belli başlı bir karara doğru yürümeye geldim. Ben burada rahatsız olmaya gelmedim. Kimsenin de rahatını benim bozmaya da gelmedim. Ben burada kimsenin rahatını bozmuyorsam kimse de benim rahatımı bozamaz yani. Tamam, sen bunları düşünecek bir insan değilsin. Bak kardeşim, bir insanın popülitesinin bu kadar kısa sürede inanılmaz derecede patladığını görüp ben o insana gidip tutunmam. Bu benim acizliğimi gösterir ya. Ayıptır, anladın mı? Ben biliyorum yani bunların gerçek olmadığını. Oynamasın kimseye. Evet, oyuncu muhabbeti dönmüş birazcık. Ama yani söylememem. Benim 63 yaşındaki babam, 50 küsur yaşındaki annem, bu kadar hayat tecrübesine dayalı insanlar oturup izliyorsa, evlatları için düzgün bir şey görebilmek için sırf bu sebeple izliyorsa ve onların gördükleri bir şeyler varsa, ben onları evet dinliyorum. Ayrıca o Melis'e de söyleyeyim, benim canımı sıkmasın, tamam mı? Onun üstüne vazife değil benim hakkımda konuşmak. Sen onu da ters demişsin. Ters derim tabii ki. Ama tersleme karşında bayan değil, varken konuşmayı bu bilmiyorsun. Ters... Serhan, bana da dün burada tepki gösterdin. Karşındaki bayan senin sonuçta. Melis'i de ters sen demişsin. Sen bayanla konuşmayı bilmiyorsun diye bana bir daha sakın öyle bir şey ama söyleme. Ama öyle yani Serhan. Hayır, ben Serhan'la polemiğe girmiyorum hayatım. Sadece tamam, suratı böyle asık görmek istemiyorum, o kadar. Ben burada ya, bak. Sana kızacağım şimdi. Sana ne asıksa asık suratı ya, Allah Ayça, Allah. Ayça haklı. Kusura bakma. Yemek yiyorlar. Çok heyecanlandım. Bugün ama bugün Cansel de bugün Cansel takıldı bana laf. Cansel sürpriz efendim? Boğazına takıldı bana laf söylerken. Melis, şundan da niye ayırır mısın? Cansel sürpriz oynamış. O da Serhan'a oynamış. O da Serhan'ın yanına gidiyor. Yemek nasıl olmuş? Hangisi? Bilmiyorum, ben yemedim. Çok genel güzel gözüküyor. Vallahi tavuk harikaydı. Nasıl olmuş? Tuzu biberi yerindeydi yani. Pişmiş. Hadi gidelim. Tavuk pişmiş, tuzu biberi de yerindeydi. Vallahi Eser ve Tanrı abi gerçekten de döktürdü bugün. Ne? Yemekte döktürmüştünüz, ondan bahsediyorum. Bu haftanın çiftleri belli oldu. Haftanın çiftleri. Haftanın çiftleri belli oldu. Geri kalanlar da avuçlarını yaladılar şöyle. Eserin gülücüğü. Ben ağacı yalama falan diyordun ya dün. Ben de özür dilerim. Işte, beni yanlış anladım. Önemli değil. Hayat bu. Avucumuzu çok yaladık, yalmaya hayır, devam ediyoruz. Hayır, çok beyefendiydin ya. Demek ki değişebiliyor musun? Yok, değişmedim. Değişiyor muyum ben? Ne değişiyorsun? Bence birilerine sormana gerek yok ya, ben anladım. Yok, ben anlamıyorum. Kendi öğrenmemişsiniz. Ben söyleyeyim, laf atıp kaçtı kardeşim. O onu kaldırır, sen onu kaldırırsın. Sizin önünüzde gidiyor, ben asam bile öğretmem böyle bir şey. Ben kaldırırım. İyi de adamın zaten gözünden belli artık istemiyor. Bir odadan eve geldi mi oluyordu, evden çıkar gider. Bir kırmızı odaya gider, oradan çıkmak gitmek ister. Odaya çağırırsın, oradan çıkıp gidemezsin. Gidersin. Kusura bakma. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Geçen Ceyda da çıkıp gidebilirdi son evini çağırdığında. Ayşe, yanlış düşünüyorsun. Çıksaydı. Çıksaydı. İlla biriyle konuşmak zorunda değilsin ki. Çıksaydı. Kuralları var ama bu evin. Ne kuralları var ya? Biriyle görüşmek istemiyorsan, tamam, oraya gittin. Bir şekilde seni çağırdılar. Ama nazik bir dille sana bir adam seni istemediğini söylüyorsa, oradan çıkar gider, sen de bunu anlarsın. Hayır, Ceyda böyle bak, Serhan da ufacık bile bir şey olmuş olsa onu da bitirecek. Onu anlamıyor işte. Orada sıkıntı bilekliğin var. Bilekliğin nerede? Bilekliğim kutunun içinde. Kutunun içine koy diye zaten aldım. Ben gereksiz yere ümit vermek istemiyorum. Ben vicdanlı bir adamım. Vicdanım el vermez sonrasında vazgeçersem. Bil istiyorum dedim. O da buna saygı duyduğunu söyledi. Hani saygı nerede abi? Burada ben saygı falan göremiyorum. Tutarsın işte. Hoş geldiniz. Açık şık söyle, senin problemin ne? Eser, seni rezil etmek istemiyorum. Rezil et bakayım beni. Daha sen konuşacak mısın Eser? Konuşacağım. Kalkmış önümde kapıda yıllık yapıyor bana ya. Niye
niye eve gidince konuşalım diyorsun? Emre ile Serhan'ı arkana almak için olabilir mi acaba? Öyle konuşup da çıkarsan hiçbir şey öğrenemezsin. Anlatabiliyor muyum? Kes! Susmamı mı istiyorsun? Sana bir soru sordum. Efendim? Çok özür dilerim. Susmamı mı istiyorsun? Yok, kimsenin susturmak hakkım değil. Susturmak hakkım değil, estağfurullah. Laf sokmak hakkın mı? Severim. İnce ince. Mesela bak, tanıyorsun beni şu anda. Bakışlara bak bak. Kesilmiyor. Yalnız büyük aşklar böyle başlar. Bakışlarla mı? He. Yok, bu bakışlar abi başka. Bu yani şey bakışı. Tırnaklarım üstünde, atlayacağım üstüne biraz sonra bakış. Her şey olabilir. Üstünde. Gözün üstümde. Nasıl yani? Öyle o anladı. Yani anlamış. Gözün üstünde, gönlüm sende anlamına mı geliyor? Aynen aynen. Ne bakıyorsun oğlum? Fotoğrafsızlıkta ikiyi yaptın da üçüncüsünde şişeyi mi göndersem yoksa sana neyi? Ağır bir laf mı söylesem onu anlamıyorum. Neyi? İki gündür iyi gidiyorsun sen. Neydi? Fotoğrafsızlıkta diyorum. İki gündür iyi gidiyorsun. Neyi fotoğrafsızlığı? Aa! Aa, siz de mi buradaydınız? Herhalde. Aa, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bahçede? Erdem, ne yapıyordunuz siz? Burada olduğunuzu unuttuk ya. Bizim muhabbetimiz güzel, çay bir içmeye geldik. Dedik. Muhabbetiniz bol olsun. Muhabbetimiz koyu, bir de çay içeceğiz. Yani oh, sana bir şey olmasın. Afiyet, bal, şeker olsun. Aa, yemek yorumlarını yemişler. Kendine sakla, sonra konuşuruz gerekirse. Benle ilgili varsa. Güzel çocuk. Biz erkekler aramızda konuştuk çünkü. Biz bana o... mı diyorsun? Sana diyorum tabii canım, kız evinde. Onun için evet, söyleyecek bir şeyim varsa dinlerim her zaman. Ne söyleyeyim ki ya? İzlemişsiniz zaten. Ha tamam. O apayrı bir konu bak. O başka bir şey. O başka bir bu konu. Bu Mehtap'la benim aramda. Ha. Yani onu bizimle diyorsun. İlgili varsa söyleyeceğiniz her zaman dinlerim. Tamam. Ben senin gibi yapmam. Kaçmam yani. Anlatabiliyor muyum? Beklerim. Neyi kaçıyorsun ya? Erdem, laflarına dikkat et ya biraz. Ben senin gibi kaçmam. Ben seninle konuşmak istediğim zaman sen gelmemiştin ya. Gelmedim. Ben öyle çok saçma sapan ben bir konuyla o yüzden gelmedim. Diyorum işte. O konuda unutuldu zaten. Neyini ya unutulmadı. Benim hala aklımda. Ben unutmam öyle şeyleri Eser. Neydi? Sadece senin rahatlığını görüyorum ben. Nasıl? Sadece senin rahatlığını görüyorum ben. Ben rahatım kardeşim. Ben çok rahatım tamam. Da. Şu an o konu, o mevzu ne onu anlamadım ben. İki kızın yanında ben böyle bir tartışmaya, gerginliğe girmek istemediğim için. Abi böyle biz yapıyorum. Neyiz burada? Biz de insan gibi oturuyoruz. Hayır, burada. Yani siz hani bizim nerede ne konuşacağımızı biliyorsunuz en azından. Anladım. Anlatabiliyor tamam, muyum? Tamam, yani burada konuşulacak bir ortamda değiliz. Ha, ama bakışlarınla, söyleyişlerinle öyle oltaya Eser, atmayı biliyorsun ama. Daha uzatma istersen. Evde konuşalım diyorum ben sana. Ben mi uzatıyorum? Soğuk mu? Buz olur. Ben yok, seni de çok anlıyorum. Dolaptaysa olabilir. Sen de o bakışlardan vazgeç. Doğru söylüyor da doğru söylüyor. Abi sadece izliyorum yani. Yani. Neyi izliyorsun kardeşim? Kafa gözünü dikmişsin bana bakıyorsun. Evet böyle bakıyorum. Ne bir problem mi var? Evet var. Evet söyle o zaman problemi. Ama şu anda böyle yapmanız çok yani şu an böyle gider bu yani. Sen açık açık söyle senin problemin ne? Eser seni rezil etmek istemiyorum. Bir rezil et bakayım beni. Bir rezil et bakayım. Bak bana ikinci, üçüncüye evet. Böyle geliyorsun. 3, 4, 5 kardeşim yapma. Hadi bakayım. Eser lütfen. Yok. Yapma. Yaparım. Eser lütfen. Yaparım. Tamam, beni de sinirlendiriyorsun şu an kalkacağım gideceğim oraya. Tabii. Seninle de bir daha... Şşşt. Tamam kardeşim lütfen. Sen de lütfen kardeşim bakışmayın artık. Bu olayı bırakın, rafa kaldırın. Evi de gittiğimiz zaman konuşuruz arkadaşlar tamam mı? Lütfen. Şu ev ilk defa sükunet içerisinde bak. Evde ses çıkmıyor. Tadını çıkarım. Aa. Bak bir dakika. Tadını çıkarım. Melis'le konuşmasın. Kız. Bak. Daha sen hayır. Konuşacak mısın Eser? Konuşacağım. Konuşacağım. Konuşacak mısın? Konuşacağım. Beyim. Allah Allah. Ne oluyor? Bir dakika. Sen de güzel bir şey konuştun. Niye oldu erkekler şey ya? Ne oldu? Hiç anlamıyorum. Problemin ne olduğunu bile bilmiyorum Erdem. Bir şey söyleyebilir miyim? İlgilendiğin kız derken Eser ben yok, çok medeni bir insanın farkında mısın? Biliyorum. Tabii i̇ki saattir benim ilgilendiğim kız benim ilgilendiğim kız diyor. Okey. İlgilendiğim hayır, kız bunda benim. Ne var yani? Ben, bilmiyorum, sen hiçbir benim şey arkadaşımsın. Hiçbir tabii şey yok. Ama ona, tutabilirim evet, yani. Evet ama ona karşı ben sana bir şey yapmışım gibi şey yapıyor. Hayır ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Anladın mı? Bir sene İngiltere'de yaşadım, 6 ay Amerika'da biliyorum. Yaşadım ve çok medeni bir insanım aynen, anladın bunu mı? Aynen, biliyorum. Bak ben şöyle bir şey düşünüyorum. Size açık net söyleyeyim. Tamam, ikiniz de buradasınız, ikinizin de yüzüne karşı söyleyeyim. Ben Ayça'nın beni kalbiyle, senin de beni gözünle sevdiğini düşünüyorum. Anladın mı? Yani hani ikinizin arasındaki fark bu. Hiç kimse kusura bakmasın. Ayça'ya çok yoğun bir duygu beslemiyorum.
sana da bir duygu beslemiyorum. Ama şu anda benden beklentileriniz var. Benden bir yol seçmemi istiyorsunuz. Ben o yolu seçebilecek zamana ve vakte daha ulaşmadım. Bir şey diyebilir miyim? De. Ben senden bir yol seçmeni beklemiyorum. Hı. Anladın mı? Ben sana sadece bugün sorduğum soru beni kestirip atacak mısın? Hayır, benimle görüşme, beni çağırma mı diyorsun diye sana sordum. Sana şunu da dedim. Yani Ayça'yı ya da beni seç demiyorum sana dedim. Anladın mı? Ben senden böyle bir yol seçmeni beklemiyorum şu an. Ya bu senin elinde olan bir şey. Sen beni çağırmak istiyorsan çağırırsın, çağırmak istemiyorsan çağırmazsın. Evet. Bu senin bileceğin iş. Ben sana gelip diyor muyum beni çağır diye? Yok. Sana diyor muyum? Hayır. Diyor muyum yani? Demiyorum. Anladınız mı? Yani lütfen sizden rica ediyorum. Ceyda'nın durumunu görüyorsunuz. Tamam mı? Ama sen Serhan değilsin. Ama ben Serhan değilim. Sen Serhan'ı yaptın, yapmıyorsun. Ne diyeyim, beni çağırma mı diyeyim? Yok. Beni çağırma dediğim zaman çağırmayacak mısın beni? Seni yine çağırma. Öyle bir hakkım var ama. Değil mi? Evet. Fark eden bir şey yok yani. Ben sana şurada desem ki beni çağırma Can, sen istemiyorum desem çağırmayacak mısın beni? İstemediğini söylersen bu şekilde yani beni kırmış olursun ve seni çağırmam tabii ki. Ben zaman. Kötü bir adam gibi mi gözüküyorum? Yok, ben sana bunu zaten söyledim ki sen duruşunu bozmanın dedim. Tamam, bu benim ilgimi çekti ama tabii ki dediğin gibi bir yere kadar her şey. Ama gözlemle bence. Ya Can, sen ne biliyor musun sıkıntı? Gözünde göremiyorum ya. Cidden gözünde göremiyorum onu yani. Nasıl diyeyim sana? Hani bana adım atmıyorsun diyorsun ama ben ona hiç adım atmadığımda da gözünde gördüm onu yani. Tamam. Anladın peki mı? Sen şunu diyorsun ya hani ben sana diyorum ya işte bir insan bir haftada iki haftada bir şey hissedemez. Sen de bana dedin ya hayır bu karakter meselesi, hissedebilir dedin değil mi? Ben ondan sonra düşündüm, evet doğru, bu karakter meselesi, bu da karakter meselesi. Şu an sen Ayça'nın karakteri bu belki. Sen adım atmadan o atıyor, o atılıyor bilmem ne. Ama belki ben yaşadıklarımdan dolayı böyle, önceden yaşadığım şeylerden dolayı belki geri duruyorum. Anladın mı bak, bunları sana söylüyorum şu an. Ama bak, anladın bak mı? Şimdi. Çünkü ne bileyim ben böyle bir şey yapmadım. Yaptığımda da belki zarar gördüm. Bundan dolayı. Yani bak. Gidiyor muyuz? Ayça ve Daniel evine dönebilir. Gel gidelim. Geliyorum abi. Geliyorum bir dakika. Ya abi, anlık o tavırları, o hareket... Gelmeyeyim. Hadi görüşürüz. Dikkatli. Tamam. Güzel eve gidip ben yemek yemek istiyorum. Şu andaki şeyi de hiç bilmiyorum. Neyi diyor? İki gün önce şeyi bahsediyor. Tamam. Bir şey atıyor sonra söylemiyor. Bunu baş başa konuşalım. Attığın anda söyleyeceksin kardeşim. Hmm. Niye eve gidince konuşuyoruz? Niye? Serhan'la Emre'yi arkasına alsın diye. Hmm. Ben bilmiyor muyum ya? Salak mıyım ben burada? Sen yalnız değilsin, merak etme. Kimse yalnız. İstediği kadar kişiyi arkasına alsın. Oğlum ilk üç gün keseri mi istiyorsunuz? Ya hayır yapma. İlk üç gün keseri mi istiyorsunuz? Yemin ederim ilk üç günkü eser gelir. Geldiği gibi de gider. Tamam, yok yok. Yavaş yavaş. Sakin. Ters adama yapmayın şunu. Gel otur. Eser. Gel abi. Gel biraz bizim yanımızda otur. Allah Allah ya. Kalkmış önümde kapıda tamam. Yıllık yapıyor bana ya. Tamam. Bugün Melis bana bir hayli yakın davrandı. Bu da Erdem'i kıskandırdı. Ve o yüzden Melis'e Sedat ablanın soramayacağı için bana karşı patladı. Ben bundan Erdem'in korktuğunu çıkardım açıkçası. Yani kıskandığı için orada bir kaybetme korkusu hissetti. Ve o yüzden böyle bir girişimde bulundu. Ben şimdi öyle bir şeyin içerisindeyim ki evet, ben... Evet bak bunu açıklamam lazım. Bak işte. Ben şu an Ayça'yla hani güzel bir şeye doğru gittiğini görüyorum. Anladın mı? Hani yanındayken keyif alıyorum. Ama sen yanıma geldiğin zaman sende şöyle bir şey oluyor. Ya keyif alıp almama mevzusu değil. Sen yanıma geldiğinde şöyle düşünüyorum. Hadi Emre net ol. Emre şöyle ol. Emre böyle ol. Hani bir baskı altında hissediyorum kendimi sana karşı. Tamam mı? Sen beni tanımaya çalışmaktan ziyade hadi artık bir adım at. Hadi artık bir şey söyle. Hani bunu yapıyorsun. Bu da beni şey yapıyor. Negatif etkiliyor. Anladın mı? Konuşmuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Sadece işte Ayça ile olan mevzu. Ayça'ya adım attın, bana atmadın.
Niye açığa adım attın? Bunları söylüyorsun hep. Çünkü anladın sen mı? Hiç değerlendirmiyorsun. Belki... Değerlendirme değil. Aynı vakit bak sana da veriliyor. Aynı şey değil. Belki bakıyorsun. Ona da 5 dakika veriliyor. Sana da 5 dakika veriliyor. Ben Ayça'nın yanına gittiğimde Ayça bana başka şeyler söylüyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz bilmem ne vesaire. Senin yanına geldiğimde sen... Niye baskı altında hissediyorsun? Baskı altında hissediyorum. Aslında tam tersi hissetmen lazım. Ben sana Ayça'nın yapmaya çalıştıklarını yapmıyorum ki. Karar ver, yol seç bilmem ne. Hiç böyle şey söylemiyorum sana. Öyle bir şey demiyor ki artık. Anladın mı? Artık demiyor. Ben hiç demiyorum ama. Sen öyleymiş gibi bak. Öyle bakıyorsun sen bana. Sen bana öyle bakıyorsun. Peki sana bir soru soracağım. İkimiz de aynı şekilde olsak. Yani onun gözlerinde gördüğün şey her neyse benim gözlerimde de görsen gene böyle arada mı kalacaktın? Şu an ben Ayça benim yanındayken ben pozitif hissediyorum. İyi hissediyorum. Bu enerjiyi veriyor bana. Ama işte tek eksisi bazı noktalarda abartması bazı şeyleri. Onları da törpülüyor. Bu kadar. Senden göremediğim şeyse, hani bak şu anda bile yanımda oturuyorsun, başka şeyler konuşuyoruz, başka şeyler tartışıyoruz. Anladın mı? Yani burada zaten baştan gelen bir sıkıntı var, Cansel. Yani sen bunu ben sana göstereceğim diyorsun ama nasıl? Ne? Yani ben sana zaten bunu hani bana göster göster diye inat etmiyorum, göster göster diye şey de yapmıyorum. Bak baskı da yapmıyorum, yanlış algılama lütfen. Hani Emre illa göster dedi, ben de o yüzden göstereceğim, böyle şeyler yapacağım diye de düşünme. Bu senin kalbinden geçiyorsa, beyninden geçiyorsa yaparsın zaten. Bunun önüne kimse geçemez. Ama geçmiyorsa da kesersin, biter. Ay ne oluyor böyle? Ben anlayamıyorum. Yok, seninle alakalı bir durum değil. Dün Eser'in yaptığı bir şey benim çok... Ne oldu? ...mı sıktı. Tamam, ne oldu? Konuşabilir misin? Ben bu konuyu Eser'le... Gerçekten ben şu an çok sinirliyim. Söyler misin? Değil mi? Evet, ne olduğunu... Dün anneme yaklaşımı benim hiç hoş değildi. Benim anneme yaklaşımı. Ve arkasından böyle bir şey yapması Eser yani bir kere... Eser çok saygılı bir çocuk peki. Bana Eser'i savunacak mısın yoksa benim anlattığımı dinleyeceksin Melis lütfen. Dinliyorum seni. Ve gelip de anneme şöyle bakıp sen de yarışmaya katılacak mısın demesi... Espri yapmış. Öyle bir espriyi ben annemi kaldıramam. Neden kaldıramam biliyor musun? Annem çünkü o benim. Ve anneme hani ya sen de katılacak mısın cevapla yarışmaya aslında katılsan çok güzel bir kadınsın dese anlarım. Ama şöyle bakıp sen de yarışmaya katılacak mısın? Yapması beni rahatsız etti. İnsanların kendi anlatma ve, tarzı farklıdır, bunu biliyorsun değil mi? Ve ben Eser'in nasıl niyette olduğunu biliyorum. Kötü bir niyette olmadığını biliyorum. Sadece Eser'e ben burada gayri istihare bakıyorum. Sadece şöyle bakıyordum. Hani ne yapıyorsun gibilerinden, hani oluyor mu, yakışıyor mu sana gibilerinden. Ve oradan alıp arkasından şöyle yaptı. En güzel aşklar böyle başlar. Şimdi bu lafı daha önceden evde kullandılar, onu duymuştum. Seninle alakalı değil. Sen daha gelmeden önce de. Peki sen gerçekten niye eve gidince konuşalım diyorsun? Çünkü burada... Emre ile Serhan'ı arkana almak için olabilir mi acaba? Asla öyle bir şey yok. Ben eğer... Bence öyle, biliyor musun? Ya bu çok rahatsız edici. Ve beni çok yanlış düşünüyorsun. Yanlış çok rahatsız edici bir şey. Melis beni yanlış tanıyorsun. Ben burada misafirliğe gelmişken... Ya gerçekten ve sizin yanınızda... Hayır, siz... ben böyle de yaparım, böyle de yaparım. Ben... Böyle bir insanım. Tamam, anladın ben bunu... Benim? Bak ben sana ne dedim? Beni değiştirmeye çalışma dedim. Sen şu anda beni değiştirmeye çalışıyorsun ya. Daha iki günde sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Melis, seni değiştirmeye çalışmıyorum. Seni değiştirmeye çalışmıyorum. Bak bunu yanlış anlıyorsun hala. Benim burada oturarak yaptığım hareket senin yaptığın hareketle alakalı değil. Sadece bakıyordum. Sen öyle yaptığın için burada da Eser'e sen hoşsun dedim. Ben orada bir şey dedim mi? Ya derim arkadaşım, tamam. Anladın mı? Ben... Arkasından benim ettiğim kelimeyi hatırlıyor musun Melis? Eğer ben Eser'le görüşmek istesem, tanışmak istesem Eser'i kırmızı odaya çağırabilirim. Bir saniye dinleyeceksin. Sen de beni dinleyeceksin bak, o zaman. Bak sen yine monolog yapıyorsun. Diyalog yapamıyorsun. Öyle mi? Evet. Diyalog yapamıyorsun, biraz monolog yapıyorsun. Biraz sakinleşiriz. Sen neden sakinleşiyorum? Ben sakinleşmek istemiyorum. Tamam bağır öyleyse. Diyalog yapamıyorsun, monolog yapıyorsun. Bunu bir kere yaz. Tamam. Senden tamam öğreneceğim ben bunu. Ya kimden öğrenirsen öğren ya. Senden öğreneceğim diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Kimden öğrenirsen öğren diyorum. Tamam. Gel öğret öyleyse. Yanlış bir şey yapıyorsam... Kimden öğrenirsen öğren diyorum. Tamam. Yanlış bir şey yapıyorsam senden dinle. İnsan bak insanları çok karıştırıyorsun. Ne gibi? Bak Mehtap'a laf sokarsın. Mehtap susar. Tamam mı? O Melis, Mehtap'ın mizacı. Ben sana... Beni Mehtap'la karıştırma. Ben sana laf sokmuyorum. Buraya gelip oturacaksan konuşacağım. Eğer oturmayacaksan çık sakinleş sonra konuşalım. Bak senden sana kötü bir şey söylemiyorum. Ben de bunu senden öğreneceğim. Tamam. Herkes bir şeyler öğrenebilir. Tankıp da benden bir şeyler öğrenebilir. Ben de ondan öğrenebilirim. Ben sana burada bir izah yapıyorum. Ya bana bize mizah yapma ya. Sen bilirsin. Öyle konuşup da çıkarsan hiçbir şey öğrenemezsin. Anlatabiliyor muyum? Kes!
İkinciye bana kes diyorsun. Üçüncüsünde seni fena yapacağım. Ya ben olayı kapatmışım, sakinleşip buraya gelmişim, evde konuşacağım diyorum. Bana diyor ki Serhan'la Emre'yi arkana mı alacaksın? Benim Serhan'la Emre'yi arkama almama ihtiyacım yok bu konularda. Sizin yanınızda böyle bir gergin, işte şunun olmaması için evde konuşalım dedim ama adam dikine gelmesin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Parmağını indirir misin? Yok sana ne, parmağımı ister indiririm, ister indirmem. Sana ne? Allah. Sen kimsin ya, sen kimsin? Karşında bir insan var, lütfen. Ben seninle normal bir şekilde konuşmaya çalışıyorum ve sen bana orada bir soru sordun ve ben sana bunun açıklamasını yapıyorum. Ama ön yargıyla yaklaşıyorsun. Ben şu an... Anladın mı? Ön yargıyla yaklaşıyorsun. Ben ağlamanı istemiyorum. Ağlama. Ya bırak ya. Bak, ağlama. Çay doldurayım mı sana? Hadi gel. Yok istemiyorum. Biraz yalnız Melis beni birazcık test ediyor gibi düşünüyorum. Kıskandırmaya çalışıyor. Ve Eser de bu konuda altını, yani ateşin altını körükledi. Ve onun için uğraştı. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Eser de bunu yapamayacak. Daha önceden denemişti, yapamadı ve tekrardan olmayacak bu durum. Bak, lütfen sakin ol. Lütfen. Ya sinirlerimi bozuyorsun, anlamıyor musun? Yanlış algıladın beni orada, lütfen. Açıklamama izin verir misin? Sakin bir şekilde dinlemen gerekiyor ama sakinleştiğin zaman konuşalım istiyorsan ama ağlama. Senin ağlaman beni çok etkiliyor. Ve amacım benim burada kimseyi kırmak değil. Anladın mı? Seni üzmek değil, Eser'i üzmek değil. Ha, insanlara babası gibi davranıyorsun. İnsanlar öğretmeni gibi davranıyorsun. Sen bu hakkı nereden buluyorsun? Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Öyle gibi davranmıyorum. Almışsın arkana iki tane. O ne öyle? Asla öyle ne, bir şey oy çoğunluğu mu? Asla ne, öyle bir şey yok. Melis, sakinleşince yani konuşalım mı? Gerçekten sakinleşmeyeceğim. Hı. Sakinleşmeyeceğim. Anladın mı? Ama dinleyemeyeceksin ki beni böyle. Sakinleşmeyeceğim. Tamam mı? Bak en sakin halimle söylüyorum. Oy çoğunluğu mu? O kafa mı? Ya istediğinizi yapın, anladın mı? Çocuğu niye böyle şey yapıyorsunuz? Bak ben eğer evde birisiyle konuşacaksam alır, problemim olduğu kişiyle tek başıma konuşurum. Anladın mı? Bu gidip de Emre'yle veya Serhan'la katılmalarını istediğim bir şey olmazdı. Çünkü ben onu Eser'le... Bak buradaki bir tane insan bilmiyor ne konuşacağımı. Onun yakaladığı birkaç bir şey var. Konuyla alakalı değil. Erdem biraz sert baktın dedi. Anlatabiliyor muyum? Sürekli çocuğa bakıyordun ya. Evet, çünkü başka bir konu hakkında kilitlendim ve sana burada ilk kez bunu ben söyledim. Erdem benim üzerime gelmek istedi aslında. Benim üzerime gelemediği için, beni kaybetmek istemediği için Eser'in üzerine yürüdü. Ben de buna çok sinirlendim. Eser'in yanında olmaya çalıştım. Ondan sonra Eser'in yanında olduğum için de daha çok köpürdü Erdem. Bu sefer biz daha çok birbirimize karşı yükseldik tabii ki de Erdem'le. Daha çok kavga ettik. Bana kullandığın kelimelere dikkat et. Bana Melis. Kullandığın kelimelere dikkat et. Melis, bak tekrarlıyorsun Melis. Bak herkesin bir haddi sınırı vardır. Sabrının sınırı vardır. Yapma. Melis'i lütfen dışarıya alır mısınız? Dışarıya derken? Lütfen. Ne demek? Dışarıya derken? Gereken kişiler duydu abi. Yok. Bana hastasın diyebilecek kadar böyle bir hadsizlik, terbiyesizlik olamaz. Anladın mı? Sen bana kes diyemezsin. Sen bana hastasın diyemezsin. Doktor musun? İyileştirecek misin beni Melis? Tamam, sinirlisin. Üzerine gel. Gel otur. Otur. Oraya değil, buraya otur. Melis, nereye gidiyorsun? Melis. Tamam, otur. Bir sakin olun abi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Dani, bana da koysun, şey versene. Gel hadi hayatım, koy kendini. Dani, verir misin ben miyim? Ne yapıyorsunuz abi siz böyle? Ne oluyor size ya? Ayşe, hiç böyle gel. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yiyebilir miyim istediğim kadar? Ta sok, dışarı geliyor sesiniz ama. Yani çünkü eğleniyorum. Hani sıkıntılı konular konuşmuyoruz artık. Anladın mı? Senin sıkıntını yapmıyor. Cansel de şöyle oldu, böyle oldu demiyor artık. Anladın mı? Seni rahatsız eden bu mevzuları konuşmak değil mi? Evet. Ya beni inanılmaz rahatsız ediyor ya. Yani hani sen tamam, geliyorsun Ayşe hakkında zaten. Düşüncelerin ne diyorsun? İşte benim hakkımda düşüncelerin ne diyorsun?
Ya sürekli bir düşüncelerimi soruyorsunuz arkadaşım. Oturun yanımda, muhabbet ediyorsanız edin. Keyif almaya çalışacaksanız alın. Almayacaksanız da almayın yani, bu kadar basit. Zaten onların ne söylediğini önemsesem ben seni çağırmazdım ki. Ben böyle bir kararla gelmem. Bu gaza gelmek veya başka bir şey değil. Bu sadece benim istediğim şey. İki kadın arasında kalmak beni gerçekten yordu. Bugün omuzlarımdan koca bir yük kalktı. Çünkü Cansel'e karşı açık ve net konuştum. Ayça konusunda netim, sabitim. Cansel de artık nasıl davranmak istiyorsa istediği gibi davranabilir. Vallahi sen bu kahveyi, sen bu kahveyi yine bana yapamadın. İki dakika izin verin de kahveyi yapsın. Pişince kendin dökeceksin artık. Yapabilecek hiçbir şeyin yok. Gerçekten yanlış anlama. Özür dilerim. Bu yapman gerekiyor. Ben sevimli olmadığını gördüğüm bir şey için the end. Yürümek istemiyorum. Happy end. İlerlemek istemiyorum. Erdem her ne yaparsa yapsın beni kaybetmek istemiyor. Anladığım kadarıyla bana karşı yoğun bir duygu yaşıyor şu anda. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani şu anda Erdem'i gözlemliyorum. Ben biliyorsunuz ki şu anda ona karşı bir şey hissetmiyorum. Ama bunun onun bu tavırları hoşuma gidiyor. Başka sen kuşu aldın gidiyorsun. Ben bir şey yapmadım. Yani kafandaki üçüncü bütün soru işaretlisi yerli taşı. Ondan sonra olacağın her şeyi varır. Zaman her şeyin ilacıdır. Emreniyorum bunu söyleyeyim. Bak sabah gösterlerdi sizin halinizi. Dedi ki görüşürüz. Ayça'yı çok dedi. Olaylarda. Evet. Sen yedin mi salatamla? Teşekkür ediyorum. Kim gitti önden? Salatamdan yedin mi? Önden kim gitti ya? Bari bu evden alabileceğim tek şey. Onunla derdi şimdi. Sen de hoşumuz kendine dikkat edin birbirimize kırmıyor. Afiyet olsun. Daniel hoşça kal. Hoşça kal. Çok teşekkürler her şey için. Öptük herkese. Ben geliyorum. Kendine dikkat edin. Sen bana destek olarlardan. Şöyle kalsın. Tarkut buraya, Tarkut buraya. Sinirlerine hakim ol. Hadi hoş geldin. Bu evden alabildiğim tek şey diyordum. Ne yapacaksın? Ne demek? Estağfurullah bir şey yap. Sağlıcakla kalın. Siz de gelin. Daha temizlik yapacağız biz de. Görüşürüz. Neyse bir gün sen kahve ısmarlayacaksın bana. Aynen. Ismarlamayacağım, yapacağım. Ben de dikkat et, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben hadi hoşça kalın. Şu an için izlenimim, Melek çok düzgün bir profil. Kılık kıyafeti, aile bağlılığına dikkat ediyor. Bunlar ister istemez bende artı puan uyandırdı. Melek'in yüzüne de söyledim. Kendisiyle bundan sonra daha yakından ilgileneceğim. Ne yaptınız? İzlemediniz mi? Yok. Hani bağlıdan görüntü veriyorlar. Bilmiyorum ne tür işte ya. Ne de sana Emre ya? Ayça diyor kesin konuştu Cansel'e falan filan. Ben biraz stresli geldim. Yani stresli olduğum için de olumsuz bir şekilde yansıtmış olabilirim. Kendim biraz toparlamaya çalıştım. Da toparladım, bozuldum. Hani oldu bazı şeyler. Ama orada hani bana tepkilerini biraz fazla hızlı veriyorsun. Ben sana orada dik bakmış olabilirim. Bak bunda haklısın. Kötü bakmış olabilirim, bunda haklısın. Nasıl baktığımı göremiyorum ama hissedebiliyorum. Ama emin ol, orada konuşmak istemedim. Benim bir sorunum varsa bir insanla onu tek başıma çözerim. Kaldı ki bütün sorunları ben kendi içinde çözen bir adamım. Ya baktın ki art niyetle geliyorum orada, yani niyeti bozmuşum. Evet. Ondan sonra başka bir yöntem bul. Ama işte ben abi, senden bunu beklerim. Neden biliyor musun? Tankut'tan da bunu beklerim. Ha Serhan'a öyle baksam, Serhan'la biz mesela kafa kafaya gelebilecek karakterlerdeyiz ama Tankut sen biraz daha sakin bir yapıya sahipsin. Işte, anlatabiliyor muyum? Ben biri değiliz. Tankut alttan almayı biliyor. Ben öyle kafayı dikerse biri ben de dikerim kafamı yani. Hiç kimse okuyayım ne olursa olsun. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben dünyanın en iyi arkadaşınız olurum. Bütün sevgimi veririm. Anca bir zıt bir şey yaptığınız zaman abi ben de zıt çıkarım. Yani bunu söyleyeyim şimdiden. Yani bir arkadaşlıkta, kardeşlikte hiç alakası yok bunun.
Neyse Eser, bir tatsızlık yaşadık. Aynen. Umarım tekrardan böyle bir tatsızlık yaşamayız. Ya yaşayalım kardeşim, arkadaşlık için böyle olacak. Böyle bir tatsızlık yaşamayız ki daha güçlü oluruz, tamam mı? Oğlum yaşayalım ya, bak sen... Merak etme, orada sen beni üzen şey... Orada başka şeylere kafam takıktı, seninle alakalı değil, kusura bakma. Orada beni üzen şey ne biliyor musun? Ya bu benim arkadaşım, kardeşim, canım orada bana böyle kafı düzeni gibi bir de böyle üstüme geliyor, niye? Bir de sabah da Emre de aynı şeyi yaptı. Bende de bir fikir oluşmaya başladı. Ne gibi? Onu sonra konuşalım. Evet tamam. Bana oyuncu diyor ama kendisi başrol oyuncusu. Yani kendi kendini bitirdi lafı hala geçerli mi? Ya sen benim yanıma bir daha gelme. Ben doğru seninle muhatap olamam. Diyemez. Böyle bak, deyince de haklı. Ben doğru böyle bir şey diyemem böyle diyemez bir insana. Herkese beş karış surat. Yaşanan o sinir anlarını gördüm, tanık oldum. En son Melis senin artık sinir anı değil, bayağı sinir krizi anını gördüm. Erdem'le, bugün Erdem'i çağırdın. Sonra bu evde bir anda Eser'i korudun. Yani Erdem'in bir davranışı üzerine ve bana göre çok ileri gittin. Niye diyeceksin? Yani parmak sallayarak gitmek, işte o sana gel bana öğret derken... Sen ona diyorsun ki kim öğretirse öğretsin ama o aslında gel bana sen öğret diyor. Kötü bir şey yapmıyor. Bayağı ağırdan aldı çocuk bana göre. Çok aldı. Ve Erdem yani. Bayağı aldı yani. Erdem kesin bir çocuk. Ya Eser dedi ya hani bak hani hoşlandığın kız. Tamam. Bunun demesine sinirlendim. Ama kötü bir şey değil ki hoşlandığın kız diyor işte. Hani bak ne yapıyor gibisinden söyledi bunu. Ama bunu diyen kim? Eser. Senin Eser'e sinirlenmen bunun lazım. Bunu dedirttiren ama Erdem. Yok ben öyle düşünmüyorum. Şimdi orada fişeyi atan Eser. Evet. Eser de bence zaten kötü niyetli değil. Eser böyle bir çocuk. Erkekler evini onu öyle kabul etti. Bak hoşlandı kız benim elime dokundu. Hani şakalaşırsın ya ben de yaparım bu tip şakalar. Bence bunda bir şey yoktu ve bunu eğer Erdem dedirtiyorsa ne güzel. Seni sahiplenmiş. Bilmiyorum. Sen ayrıldın artık diye bakıyorum duruma kırmızı evet odadan sonra. Aynen. Serhan meselesine bitti, bitti gözüyle bakabiliyor muyuz? Allah korusun bir daha öyle biri çıkmasın benim karşıma. Bazen aşkı olan ihtiyacımızın büyüklüğünden karşımızdaki insanı gözümüzde büyütüyoruz. Aslında... O karşımızdaki insanda bir numara yok da bizim aşka ihtiyacımız büyük. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden koyuyoruz bir yerlere, abartıyoruz. Evet. Bu davranışlara bence de. Eminim ki kendi dengini bulacaktır. İnsan layığına dönüşür. Değil. Orada da rahat ol da. Oyuncu. Bana oyuncu diyor ama kendisi başrol oyuncusu. Ben önce kız tarafıyım. Bunu hep söylüyorum. Evet. Sizden de bundan sonra madem Ceyda ben ayrıldım kararını verdi, ona destek olmanızı bekliyorum. Kesinlikle. Şimdi Mehtap Murat dedi. Dünkü o saçı olsa olmasa, saçı olsa eniştem derdim falan ve Murat. Ne oldu kırmızı odada bakalım? Bunu Murat izlemiş. Ay keşke izlemeseydi. Ya ama işte bazen konuşurken... Ben de Murat dedim, eğer biz böyle bir karar aldıktan sonra ben istesem yaptırmaz mısın dedim. Eğer biz böyle bir karar alırsak kesinlikle yaptırırım dedi. Bu güzel bir yaklaşım. Güzel bilmiyorum. Ve şey yaptı. Mesela Duygu ilk ben sizin yanınızda Duygu'nun yanında hani Murat'ın çağırdığını söylemekten çekindiğimde savaşmaktan vazgeçtiğimi dile getirdim ona. Bunca şeye rağmen arada Ercan'ı da tanıdım, Soner'i de tanıdım, Melih'le de burada güzel konuştum, Erdem'le de konuştum. Ha, belli mesafede konuştum, hakkın. Hepsiyle de konuştum. Bunlara rağmen beni yitmediğin için teşekkür ederim dedim. Hani... Neyse Murat'la böyle olgun bir seviyeye geldi. Ne sevindim. Şimdi Serhan diyen isimlerden bir tanesi Daniela'ydı bugün. Yalnız Ceyda ile yeni ayrılık yaşadığı için Serhan bence o görüşmede çok konsantre olamadı. Sen ne hissediyorsun o görüşmeyle ilgili? Ben bu görüşmeye gitmek istedim. Çünkü netleştirmem gereken şeyler vardı. Serhan'dan o izlediği görüntüler konusundaki duygularını almak istedim. Kendisi de söyledi zaten. Önyargılı davrandım, kusura bakma dedi. Ben de... Hangi görüntüleri kastediyorsun? Eser'le alakalı konuşmaları sonrasında bir konuşma yaptı ya. Hani kendi kendini bitirdi gibi. Senin Eser'den hoşlandığını düşünmüştü dün. Evet. Sen insan olarak iyi demiştin. Ben gittim onu erkekler evinde de açıkladım. Evet. Dani konuştu. Dani tıpkı sizin gibi Eser'i ilk kaç gün yanlış anladığını, onlar da öyle anlamıştı çünkü onun rahat tavırlarını. İşte sonra onun aslında insan olarak iyi olabileceğini söyledi. Size söylediklerinizi söyledi dedim. Evet, kendisi de zaten söyledi. Önyargılı davranmam yanlıştı dedi. Ben de oradaki Dani kendi kendini bitirdi lafı hala geçerli mi? Eğer geçerliyse ben başkasını tanımaya yöneleceğim diye kendi şahsına söylemekse de. O da hayır ben seni silmiş değilim. O an gelişen bir şeydi dedi. Benim için yeterli bunlar. Emre ile tabii beraberdin. Güzel geçti. Her zamanki kesinlikle gibi diyelim. Ufak bugün dedik daha bir ilerideydi sanki Emre. O eskiye nazaran kırmızı odadaki Emre sanki böyle daha bir adım atmış gibiydi.
şuna dikkat ettim Emre'de. Sen açık açık sordun. Bunu da takdir ettim Cansel'in sormasını. Evet. Bak dedim, istemiyorsan dedi. Ben seni dedi bir daha kırmızı odaya çağırmam kardeşim dedi. Bunu bana söyle. Beni hiç istemiyorsan ben bir daha seni kırmızı odaya çağırmayacağım. Çünkü bugün son kez çağırdın. Yani son kez mi değil mi artık bilemiyorum. Hı hı. Emre peki ne dedi? Ben halimden memnunuma gelecek bir cevap verdi, evet, öyle değil mi? Evet, inanmıyorum. Evet, doğru söylüyor. Ben şu an Ayça'ya daha baskınım demedi. Evet. Belki kibarlığından demedi. De çok... Ama işte bir de hala dememesi var. Hala yani. Kaç hafta olmuş? Tamam. Burada Ceyda henüz çok yeni bir ayrılık yaşadı bugün. O yüzden artık kime yönelirsini sormuyorum. Sormusam bir cevap alabilir miyim? Zamana bıraktım Seda Hanım ya. Ne olacak bilmiyorum ben de. Çok zor benim için ama bilmiyorum ne olacak. Senin birçok hayranın var dışarıda. Hepinizin birçok hayranı var dışarıda. Bakın burada ben sevgili izleyicilerime bir anonsu tekrar etmek istiyorum. Siz artık bu programı izleyip geliyorsunuz. Buradaki kızlarımızın çoğu, 5 tanesi değil mi? İzleme fırsatı bulanlar Melis oldu, 3. Yani kızlarımızın 4 tanesi geldiğinde program ilk onlarla başladı. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada beğendiğiniz, talip olduğunuz özel bir aday için bile bize başvurabilirsiniz. Ya da siz de herkes gibi tanışmak için, hayatınızın aşkını bulmak için gelebilirsiniz. Nereden bulacaksınız efendim? Kanalde.com.tr adresinden kısmetse olur'a girip oradan başvuru formunu doldurup bize ulaşabileceksiniz. Siz de burada kızlarımıza aday olacaksınız. Görüyorsunuz ayrılıklar da yaşanıyor, beraberlikler de yaşanıyor. Bir noktaya kadar geliniyor. Anlaşılamayınca medeni bir şekilde herkes yoluna gidiyor. O yüzden sizleri de bekliyoruz burada. Belki kalbinizin prensesini buldunuz, izliyorsunuz. Hatta belki de kalbinizin prensini buldunuz yan evde. Sizleri de bekliyoruz. Her hafta bir arkadaşımız veda ediyor. Bu hafta da az kaldı, 2 günümüz kaldı. Evet, çok çabuk haftalar, çok çabuk. Haftalar çabuk geçiyor. 2 gün sonra yine biriniz veda ediyorsunuz. Ay evet Seda Hanım. Artık birimiz diyorum o kadar alıştık. Artık zaman ne kadar çabuk geçiyor gerçekten. Ya gerçekten geçiyor. Daha yeni atlattık. O kadar çabuk geçiyor ki artık kızlar kavgası bitti. Karı koca kavgasına döndü bugün ev yani. İnanamadım. Ben artık kavgalardan uzağım ama. Ben girmiyorum çok kavgaya. İyi. Evet, hepinize bol şans. Bugün zor geçti, stresli geçti. Kolay gelsin. Röportajlarınızı da artık dinleyeceğim merakla. Tamam. Olur, hoşça kalın. 12 saatiniz bitti yine. Bileklerinizi takmayı unutmayın. Pekala. Dışarıda görüştünüz, ne görüştüler ya, diyen Ayça. Hay Allah'ım, izin verirmişiz gibi. Hemen çıkalım mı? Hemen. Otopa göre o büyük ya. Keşke bir küçüğünü taksaydım. Yok, evet. iyidir. Daha zor olsaydı. Atış mesafesi zaten de... Zaten atış mesafeni şöyle uzattığın için onun içinden geçirmen daha da zorlaşır. Çünkü dik duruyor, böyle durmuyor. Oradan çıkmaz artık zaten. Çıkmaz. Yani aynen, onu oradan geçirebilmen için beyzbol atışı yapman lazım. Ha. Böyle bir şey atmayacağız. Tamam. Yani aldığın hedefine bu şekilde atman lazım. O da yukarıda olduğu için şöyle atacaksın. Böyle o attığın için olmayacak. O işte balkona gidecek. Oradan gidip biri alması lazım. Biraz çizgi çizmiş. Topu inşaata kaçan alır. Tamam. Evet, kaçıran alır abi inşaat. Bir de geri geliyor, ne güzel. Evet, abi duvar var ya. Aroklusunuz ya, icat yaptınız. Ha? Aroklu gibisiniz diyorum, icat yaptınız. Ay! Bak tamam, sağlam da olmuş. Değdiği zaman düşmüyor. Test etmiş olduk. Ama o kadar sert atmayın. Sert girsin, boş ver. Fotodan döndü. Direkten döndü. Oo. Sen yine... İçeceklerini hazırlıyorsun bakıyorum. Sedoş. Tuturan oldu mu? Yok ya. Hello Eser, ne yapıyorsunuz? Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni yaptık, hoş bulduk. Sular duruldu mu? Evet, duruldu biraz. Barışıldı mı? Evet, konuşuldu bu. Oh! Ya ver, ben de atacağım Allah aşkına, versene. Eğilemiyorum ya. Eğilemiyorum ama yani atabilirim diye. Nereden atıyorsunuz? Şuradan geç. Size serbest. Bak atarsan fena bozulacaksınız. Hadi be, yakındı. Bir de şöyle bir şey olsun beyler, alt tarafta yazılar var yani. Hangisini vuracaksınız? Delikten geçip, hangisini değerse... Ona şey, fal gibi olacak. Gülsek mi? Fal gibi. Biz şey, aşık mı olsak, hayal mi kursak, basit mi yaşasın? Beleğin çemberinden geçip hangisini bulacağız? Bir şey diyeceğim. Aranız düzeldi mi Erdem Bey, Eser Bey? İyi misiniz biraz? İyiyiz. Melis'le de konuştum. Önce tebrikle giriyorum. Gerçekten bir kadın karşısında ki yani şöyle... Parmak sallayan, bağıran, arkasını dönüp giden, sonra sinirlenip hıncını alamayıp tekrar gelen bir kadının karşısında çok bence senin kanlılığını korudun. 70 erkekten 69'u senden farklı davranırdı.
büyük atarlanırdı yani. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum bir kadın olarak. Ve şöyle bir şeyi anlattı Melis bana. Senin eline dokunmuş ya Melis. Sen de bak hoşlandığın kız Erdem yapmışsın. Bundan dolayı Erdem'i suçluyor. Ben de dedim ki bundan dolayı Erdem'i suçlamasana yani Erdem'i takdir et. Demek ki senden hoşlandığını millete hissettirmiştin. Yani niye bir adam bundan dolayı suçlanır deyince ha doğru filan dedi sonra. Eserini de yaptı orada şaka dedim yani bu tür şakaları herkes yapar. Bak hani hoşlandığın kız bana ne yaptı? Bunda ne var? Bunu algıladı. O sinirinde ve sinirini gösteriş biçiminde hata olduğunu ve bunu böyle yaparsa ömür boyu hangi ilişkisinde olursa olsun yalnız kalma ihtimalinde yüksek olduğunu söyledim zaten. Şimdi Serhan bugün 3 kişi tarafından çağırdın. Artık Ceyda'ya tamamen ayrıldığınız gözüyle bakıyoruz. Ben zaten birlikte değildim ki Seda. Yani Ceyda da öyle bakıyor. Artık onu da teselli ettik ve çok şükür. Tamam. Şimdi bunun haricinde Emre'ye dönmek istiyorum. Emre tamam Ayça Ayça deyip duruyorsun. Görüşüyorsun. Yani çok istikrarlı gidiyorsun. Fakat bugün bir şey dikkatimi çekti. Bahçede Cansel'le konuşurken. Bak kırmızı odada değil. Dışarı çıktığınızda konuşurken. Cansel sana dedi ki. Artık benim seni çağırmamı istemiyorsan bana açık açık söyle dedi. Senin de gayet böyle halinden memnun bir halin vardı. Ve beni çağırma demedin. Ya da Ayça'yı tercih ederim demedin. Kesin net bir karar söylemedin. Ben orada aslında ona gayet net konuştum. Ha, kıvırdın biraz yani. Evet çağırma beni kardeşim demedim. Niye kıvırayım ben algılamadıysa onun problemi. Ben gayet net kırmamak dedim ki. Kırmamak adına ama. Yani ben, bir genç kızı kırmamak bakın, için. Seda Hanım şimdi Cansel öyle bir yapıda bir insan ki. Bugüne kadar bana en ufak saygısızlık etmedi. Etmedi. En ufak bir sorun yaşatmadı. Güler yüzlü. Hep yanıma geldi. Sakince oturdu. Konuştu. Muhabbet etti ve kalktı gitti. Tamam bunu size gösteren bir insana. Ya sen benim yanıma bir daha gelme. Ben doğru seninle muhatap olamam. Diyemez. Böyle deyince de haklı. Ben doğru. Böyle bir şey diyemem böyle diyemez. Bir insana. Doğru böyle anlatınca çok mantıklı. Çok teşekkür ederim. Rica doğru ederim. Da davrandığın için. Şimdi 12 saatin sonuna gelmek üzereyiz. 12 saatin sonunda bileklikleri unutmayın. Dün evet. Yine hatırlattım. O adaylarımız dışarıda görüşemiyorlar, birbirlerine yaklaşamıyorlar ya. İşte eğer siz yaklaştıklarını görürseniz, atıyorum onlar bir bilgisayar dahisi çıktı ve bunları etkisiz hale getirdi diyelim. Fotoğrafla kanıtlayan ilk izleyiciye tam 5000 lirada ödülümüz var. Böyle de casusları takarız peşinize. Kolay gelsin, geçmiş olsun. Bir gün daha geride bıraktık. Kendinize iyi bakın. Siz de. Görüşmek üzere. Mehtap, seninle barışmaya karar verdik. Çok güzel oldu, baksana. Çok güzel oldu, çok yakıştı. Çok yakıştı ya. Buradan erkeklere bu evini açıp ilk işim Serhan'ı götürmek olacak. Ben gidiyorum. Ayça diyor ya sürekli, yanlış ata oynuyorsun, yanlış ata oynuyorsun. Ona da at getireceğim hadi. Eser, sana ne olmuş? Eser, bu sen misin? Eser, iyi misin? Hem gözleri kiş. Hadi kapatabilirsin. Dani. Kapatabilirsin. Dani. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen her şeye muhalefet oluyorsun ya ben de oluyorum anladın mı? Sana böyle uyuz oluyorum. Hayale aldandım. Boşuna yandım. Babam da sesçi vardı. Babam da sesçi vardı. Yürüdü çok kötü oldu böyle. Benimsin sandım. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Ah şöyle nazlım, kımıldanıver. Ben burada iyi niyet sesseydim, bu konuşma şu an gerçekleşiyor olmazdı. Serhancığım şu anda senden hoşlanmıyorum canım. Ama senden hoşlanırsam bunu sana söylerim. Ben Emre'nin sana karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bakışlarında gördüm. Evet. Ya bana kim bıyık çizdi? Ne o ya resim resim atıyorsun? Sen kimsin ya? Resim atıyor kıza bak ya. Tiki geliyorsan devamını getireceksin. Tiki geliyorsan devamını getir. Üzerime yürüyorsan devamını getir. Anladın mı? Ama elimde kalırsın. Ya of dır bir susun be. Tesadüfen ikimiz de aynı renkleri giymişiz. Kayıp kaybe karşıdır diyelim bunu. Acaba?
karşı yavaş yavaş ilgim olmaya başlamıştı. Hı-hı. Anladın mı? Hani bunu duyunca benim biraz sinirlerim bozuldu. Alay ediyorlar, elini sürdüğün gidiyor buradan falan diye. Yani çok acımasızlar.